İyi akşamlar efendim. Yüzler Kulübü'ne hoş geldiniz. Yüzler Kulübü'nde bugün gene bir lideri ağırlıyoruz. Ankara'dan geldi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici konuğumuz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürkan Bey. Ayağınızın tozuyla Ankara'dan geldiniz değil mi? Evet. Bugün... Önce Taksim'e İstiklal Caddesi'ne uğradım. Orada terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden e, vatandaşlarımıza hem Allah'tan rahmet diledik hem olay yerini e, ziyaret ettik hem de Oradaki e, esnafımızla e, görüştük. E, oradaki vatandaşlarımızla görüştük. Bir de tabii e, değerlendirme yaptık e, bütün bu ziyaretlerimiz sonucunda. Tabii bir kere daha bu terör saldırısını lanetliyorum yani evet. hain PKK terör örgütü tarafından uzun uzun gireceğiz gerçekleşti uzun uzun taksim, evet. taksim saldırısını bir konu başlığı olarak ele alacağız hoş geldiniz tamam, diyorum hoş tekrar ee, sevgili izleyiciler arkadaşlarıma geçmeden hashtagimizi hemen duyurmak istiyorum sizlere Destici TV yüzde Destici evet. TV yüzde ile... Sorularınızı bize yöneltebilirsiniz. Canlı yayın boyunca sorularınızı Mustafa Destici'ye, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye biz de soracağız. Bize ne böyle aklınıza ne geliyorsa yazabilirsiniz. Hepsini ileteceğiz. Bugün kimler var? Hemen hanımefendilerden başlayalım. Sevgili Özlem Gürses. Özlem hoş geldin. Merhaba Gürkan, hoş bulduk. İyi yayınlar, hoş geldiniz. İyi yayınlar sevgili Özlem Hanım. Sevgili abimiz Erdoğan Aktaş, Merhaba. hoş geldiniz. teşekkürler. Gürkan. Evet, sorularınızı böyle çok hararetle hazırladınız herhalde. Evet. Sayın Genel Başkan'a çok sorumuz var. Var değil mi? Evet. Peki. Ankara'dan Ankara temsilcimiz TV100 Komunay Yazar aynı zamanda sevgili Deniz Gürel. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk Gürkan. Hoş bulduk. Evet. Hayırlı Sayın olsanlar. Genel Başkan hoş geldiniz. evet, Güzel bir yayın olsun. Sevgili izleyiciler Destici TV100'de hashtag ile sorularınızı iletebilirsiniz. Ama Gürkan Ar Bey benim komşum var. Deniz Bey ile biz. Ankara'da komşuyuz. şeyde doğru bizim, bizim TV parti yüzün, genel evet, merkezimiz 50 metre neredeyse. Televizyon arası tabii 100 sağ metre falan. Sayın Genel Başkan bizi ziyaret ettiğinde genel merkezine yürüyerek geri dönmüştü. Tabii tabii. O Epey kadar yakın. Hatta tabii, çok enteresan en bir şey oldu. Ben e, 78 yılında Ankara Merkezi Muallimitesi şimdi Tevfik İleri Anadolu Sitesi... yatılı okudum oraya. Eskişehir'den geldim. Biz tabii 80'e kadar orası girilmezdi bizim için. Solcular mı ee, vardı? Tabii. Şimdi oradan TV yüzden çıkınca hemen yan tarafta bir kahve var. Evet evet. Ee, o kahveye uğradım. Biliyorum orada solcular var. Onlarla e, güzel bir sohbet ettik. Eskileri nasıl birbirimize taşattığımızı nasıl işte birbirimizi kovaladığımızı falan böyle bir konuştuk. Eski günleri 78'li, 79'lu, 80'li yılları e, yad ettik. Çay ısmarladılar. Güzel bir sohbet oldu. O günlere dönüp bakınca ne hissediyorsunuz? Acaba boşuna mı yaptık o e, Çatışmalar, kavgalar, niye oldu diye düşündünüz mü? Ya da keşke yani arkadaşlarınızla bir araya gelince tabii. Şimdi şöyle, boşuna yapmadık. Bir kere onu söyleyeyim çünkü biz inandığımızı yaptık. Herkes inandığını yaptıysa zaten bir problem de yok. Ama şu yönüyle tabii dönüp baktığımızda, bir değerlendirme yaptığımızda, burada bir oyun, burada bir provokasyon, efendim yok mu? Var. Yani dışarıdan eller girip bunu organize etmiş mi? Etmiş. Yani burada mesela söyleyebileceğim iki şey var. Birincisi darbe olduğunda darbenin iki numaralı ismi Bedrettin Demirel de soruyorlar. Diyorlar ki madem bir düdükle e, bu iş halloluyordu da niye yıllarca bunu beklediniz bu kadar genç hayatını kaybetti. Ülke ağır bedeller ödedi. Diyor ki olgunlaşmasını bekledik diyor. Bence olgunlaşmasını beklemediler, olgunlaştırdılar. Yani aynı silah sabah gitti ülkücülerin kahvesini kurşunladı, akşam gitti solcuların kahvesini kurşunladı. Ne kadar korkunç değil mi? İkinci bir değerlendirmede rahmetli Mustafa başkan'dan şehit liderimizden onun sözü diyor ki biz darbeden önce yani 12 Eylül'den önce ya da hapse girmeden önce şehirleri paylaşamadık. E, caddeleri paylaşamadık, yurtları paylaşamadık. Sonra iki buçuk metre karelik hücreleri paylaştık. Çünkü o hücrelere bir sağdan bir soldan koydular. Yani dolayısıyla da o günler elbette... Erhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun cezaevi günleri çok ilginç Tabi o. Dev yolun en üst düzey insanıyla işte Beraber kalıyor Galiba onunla nasıl mitapla aynı hücrede tabii yatıyorlar. Bu, Bayağı da uzun 3 üç, üçlü yakın bir hücre 2,5 yıl 3 yıla, yıla yakın ikisi aynı hücrede kalıyor. Muhsin Başkan 5,5 yıl hücrede kalıyor. Ha. Yani yedi buçuk yılın beş buçuk yılı hücre. Ama bunun iki buçuk yılında işte o e, solun liderlerinden birisiyle yatıyor. Nasuh so, onu, onun, için, kadar. onun için söylüyor işte. Yani iki buçuk metre karelik hücreleri paylaşmak zorunda kaldık diyor. Koca ülkeyi evet. paylaşamıyorduk ama hücreyi paylaştık. İşte o yönünden değerlendirirseniz e, tabii bir muhasebe yapılması gerekir ki yapıldı da zaten. Herkes muhasebesini yaptı. Vaktimiz kalırsa bu konuya biraz da girelim tamam. aslında. Tarihe aslında biraz tam da girelim. konumuz ee, bu aslına bakarsan. Bu ama bu, şuradan ben bir başlayayım. İzin verirseniz. Evet. Ondan sonra ilk soruyla de gireceğiz. Şimdi oradan almışken, ülkücülükten, milliyetçilikten, Türk milliyetçiliğinden almışken Sayın Başkan, şu soruyla ben bir giriş yapayım evet. istiyorum. Şimdi, e, tabii 40 yılı aşmış bir Siyasi gelenekten geliyorsunuz aslında. MHP, MHP'nin içerisinden çıkan bir büyük birlik partisi var. Ama özde bir milliyetçi harekete baktığımız zaman, MHP değil, Türk Milliyetçi Hareketi'ne baktığımız <laughs> zaman, e, oy oranı olarak psikolojik bir sınır vardı aslında. Bu 99 seçimlerinde bu sınır yakalanmıştı, 18-19'du. Fakat şimdi e, biz bir bakıyoruz, e, milliyetçileri topluyoruz alt alta, Türk Milliyetçisi olan partiler işte İyi Parti, MHP, Siz, ondan sonra Ümit Özdağ şimdi bir başka renk olarak o da dahil oldu. <laughs> Anketlerdeki sonuçlara baktığımız zaman toplamda neredeyse 25-30'a yakın bir e, milliyetçi oy çıkıyor. Diğer partilerdeki milliyetçi e, eğilimleri hariç tutarak söylüyorum yani bizzat milliyetçi orijinli partilerin toplamı 30'a yaklaştı neredeyse. Belki daha da artacak bilemiyoruz seçime doğru. Türkiye'de Gerçekten bir milliyetçi Buna döneme mi girdik? Buna ilave bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Mesela hangi anketçiyle konuşursanız konuşun. Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz sorusuna verilen cevapta da yine yüzde %30'a yakın milliyetçiyim e, tanımıyla yine o da birinci çıkıyor. Hmm. Peki bu, bununla beraber hemen sorayım. Türkiye'de böyle bir milliyetçi dalga mı yükseldi? Bir milliyetçi döneme mi girdik? Bunu nasıl okuyorsunuz siz? Şimdi... Bu sadece Türkiye ile ilgili değil, dünyada aslında bu tür bir gelişme var. Milliyetçi yani, yükseliyor mu? İtalya seçimlerine ha. bakıyorsunuz, efendim işte Macaristan seçimlerine bakın, Fransa seçimlerine bakın. Yani hangi seçimleri incelerseniz inceleyin, yani bir milliyetçiliğin yükseldiğini görürsünüz. Bizde yükselmesinin de birkaç sebebi var. Birincisi bana göre ben kendimi bir Türk milliyetçisi olarak tanımlıyorum. E, çok açık ve net. İster ülkücülük, ülkücü, ülkücü desinler, ister Türkçü desinler, ister Turancı desinler. Bunların hepsi Türk milliyetçiliğidir. Bundan da hiç rahatsız olmuyorum. Bilakis gurur duyuyorum. şimdi milliyetçilik tabi bu topraklarda, bu coğrafyada var olmanın en temel şartlarından bir tanesi. Yani milliyetçi olamıyorsanız, devletinize, ülkenize, milletinize bu anlamda bağlı değilseniz bu topraklarda bağımsız olarak yaşamanız zor. Aslında milliyetçilik emperyalizmin de panzehiri. Yani mesela e, emperyalist devletlerin de en çok efendim işte e, karşı çıktığı ya da milliyetçiliği e, olumsuz gibi gösterdiği yansıtmasının bana göre en önemli şeyi de budur. E, sebebi de budur. Çünkü milliyetçilik aynı zamanda ...emperyalizmin de bir pan zehiridir Ve biz bu topraklarda... E, ...bu kadar yıl var olmuşsak... ...ki var olacağız... ...dünya var oldukça da var olacağız... E, ...burada da milliyetçiliği... ...önemli bir etken olarak... ...vazgeçilmez bir değer olarak... ...tanımladığımı ifade etmek istiyorum. Yükseliyor mu peki? Tabii yükseliyor. Bunun sebebi de şu... Tabii ...bu yakın tehdit arttığı zaman... ...daha da yükseliyor. Yani şu anda... Ama hani, sol oylar genelde %35 olduğu gibi... ...%35 ile veya bir iki tık üstü öyle değil mi? Öyle hep orduk. Yani genelde solo oylar mı? Solo ya CHP'de katarak saydığım solo, HDP'yi evet. de sola katarak saydığım soloyla hatta 35 belki 2 puan daha Erdogan üstüne koyabiliriz. Erdoğan Bey milim oynamıyor biliyor musunuz? Evet. Yıllar geçiyor milim oynamıyor. Ama CHP'nin de bir milliyetçiliğe kayışı var. İster Atatürk milliyetçiliği deyin adına. ister, ister ulusalcı diyelim. Tabii ister evet. ulusalcılık deyin. Şu anki Tam şurada mi? bir araya şu mi? Mi? Yok genel Sen olarak. Sayın Genel Başkan. Peki. Mesela 80 öncesi e, CHP'yi incelediğinizde asla milliyetçilik e, ismini ağzlarına almazlardı. Ama tam 80 tersi. Ama 80 öncesi milliyetçiliği a faşizm olarak değerlendirilir. 80 öncesi AK Parti geleneğini ya da AK Parti'nin geldiği geleneği incelediğimizde milliyetçilerle bir problem vardı. Fakat milliyetçilik e, Ama orada hiç karşı da... karşıya gelmedik. Neyse ama Hatta kabul Hatta tam edilmez. tersine Milli Türk Talebe Birliği'nde, Türk Hukukçular Birliği'nde e, Türk milliyetçileriyle ama 80 sonrası yani diyelim ki MHP Refah Partisi ile... ortak seçime girdiği zaman ben biliyorum Islahatçı o zaman. Demokrasi Partisi. E gibi, evet. evet ve Me şeyde MHP yani bugünkü Milliyet MHP Çalışma Partisi, çok Refah çok Partisi, Islahatçı Demokrasi Partisi. Evet. evet. Peki ülke içerisindeki... Bir dakika bir cevabını alalım da Deniz istersen. Onu cevaplıyordunuz. Yani o 35'e itiraz mı ediyorsunuz? Biz önceki CHP ile diyorduk. Hayır diyor ki 35'in içinde de kendini milliyetçi ifade edenler var evet. Onu söylüyorum. Yani ister adına Atatürk Milliyetçisi, Milliyetçiliği deyin, ister ulusalcı deyin, kendisini solcu olarak değil, yani diyelim ki %25 CHP'nin oyu var. Bunlara sorduğunuz zaman kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz diye bunların bu %25'in %25'i de ben solcuyum demiyor kendisini tanımlarken. Belki sonrasında söyleyebilir bunu ama ilk kendisini tanımla dediğinizde o %25'in içinde de bir %10'a yakın kesim kendisini milliyetçi olarak tanımlıyor. Deniz gezmişler de Türk bayrağıyla yürüyor. Değil yani mi? Onlar i̇ster da bir ister milliyetçilik Atatürk, Atatürk, milliyetçili, Atatürk milliyetçiliği, yapıyorum. deyin. İster dediğim gibi ulusalcılık deyin. Benim itirazım var ama önce Deniz'in sorusunu önce Deniz dayalı. e evet. Şimdi tabii e, milliyetçilik kavramı ve milliyetçilik duygusu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da dünyanın pek çok ülkesinde de baskın duygulardan bir tanesi. Bizim son özellikle 2012 yılında Suriye'deki iç savaşın ardından peyderpey artan bir sığınmacı evet. e, durumumuz var. Zaman zaman sorunumuz var e, deniyor. Entegrasyonları çok tartışılıyor. Aslında Türkiye bu konuda da e, ikiye bölünmüş durumda. E, sığınmacılara bakış açısıyla alakalı. E, bu yükselen milliyetçilik duygusu bir yandan da e, artan farklı e, milletlerden unsurlar Türkiye adına nasıl bir tablo oluşturuyor bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir yandan artan milliyetçilik bir yandan da sığınmacılar var İşte belki de Türk milliyetçiliği fikriyatıyla e, ulusalcılığın arasındaki ya da ırkçılığın arasındaki temel fark bu yani Türk milliyetçiliğiyle ulusalcılığı ya da ırkçılığı ayıran temel nokta bu yani bizim Türk milliyetçiliği kavramımız içerisinde ister merhum Erol Güngör'ün, ister efendim işte e, Seyyid Ahmet Arvasi'nin. Yani kim olursa olsun yani Türk milliyetçiliği, Türk İslam ülkesi, e, tanımını yapan ya da bunların ideologlarını okuduğumuzda, değerlendirdiğimizde bizim farkımız burada ortaya çıkıyor. Biz e, bizim milliyetçilik kavramımız içerisinde e, sadece Türk ırkından gelen insanlar yok. Bizim milliyetçilik kavramımız içerisinde e, bu vatanda bu ay yıldızlı al bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan e, Kürt de, Türkmen de, Çerkez de, Boşnak da, Laz da bunların bütün hangi etnik kökenden olursa olsun bunların hepsi Türk milliyetçiliği kavramının içerisine girer. Şayet böyle olmamış olsaydı özellikle 80'den önce ve bugün de yani Türk milliyetçisi kimliğiyle öne çıkan siyasi hareketlerde e, Kürt kökenli ya da Çerkez kökenli ya da Boşnak kökenli ya da farklı etnik gruba mensup insanlar olabilir miydi? Olmadı. Türkiye dışındaki Bugün etnik de mesela var. bizim partimiz içerisinde Doğu ve Güneydoğu teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımızın zaten tamamına yakını diyelim Kürt kökenli. Ama diyelim İstanbul'da da var, Ankara'da da var, İzmir'de de var. Yani teşkilatın bütününde var. Dolayısıyla da böyle bir etnik ayrımcılık yok bizim milliyetçiliğimiz içerisinde. Bizim milliyetçiliğimiz daha çok tarih birliği, ülkü birliği, hedef birliği. Tabii ki bunun içerisinde de tamamlayıcı olarak merhum İsmail Gaspıran dediği gibi dilde, fikirde, işte birlik sağlamak. Yani biz net bir kültür milliyetçiliğini savunuyoruz. Yani Peki. asla ırkı temele dayanmıyor. Onun için de biz elbette ki sığınmacılar meselesi e, biletimizi milletimizi rahatsız ediyor, biz de rahatsız ediyor. Bu bir başka konu. Yani sığınmacılar meselesi başka bir konu. Ama mesela diyelim ki ben bugün İstiklal Caddesi'nde gezdim. İşte biraz sonra daha teferruatlı konuşacağız. Ben orada hem İslam ülkelerinden hem Türk dünyasında mesela Azerbaycan'dan gelmiş bir aileyle de konuştum. Türkmenistan'dan gelmiş bir aileyle de konuştum. Efendim Suudi Arabistan'dan gelmiş bir aileyle de konuştum. Suriye'den gelmiş birisiyle de konuştum. İspanya'dan gelmiş birisiyle de konuştum. Efendim Almanya'dan gelmiş birisiyle de konuştum. Daha aklıma gelmeyen pek çok ülkeden gelmiş insanla konuştum. Bunlar beni rahatsız etmedi. Ben de onları rahatsız etmedim ya da orada gezen hiçbir vatandaşı bunlar rahatsız etmiyor. Rahatsızlık nerede? Rahatsızlık şurada. Bir kere bu kadar çok sayıda insanın, milyonlarla sayı ifade edilebilecek insanın bir anda bir ülkesindeki iç karışıklıktan savaştan sonra Türkiye'ye girmiş olmaları. rahatsızlık bu yoksa Türk milleti yani bakın beni en çok Anadolu'da e, gezilerimde etkileyen yerlerden bir tanesi ani öğrenleri olmuştur A, ani harabeleri ani Harabeleri, ani öğrenleri ben oraya gittiğimde şunu gördüm İşinizde giden var mı bilmiyorum gittim ben, gittim ben. evet hepimiz görmüşüzdür. bin yıl önce bin yıl önce bakın bu topraklarda cami, katedral, kilise, Ermenisi, Rumu, Süryanisi, Ezidisi, Müslümanı, Türkiye hepsi bir arada yaşamış. Küçücük bir şehir. Yani şimdi Ankara ile İstanbul'a değil bırak yani Kars'la da kıyaslanamayacak küçüklükte bir toprak parçası üzerinde bunlar yaşamışlar. Bizim bize lazım olan o hoşgörü. Yani Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin bu topraklara mayasını attı. Hoşgörü. Ama bunu derken elbette ki sınırlarımızı koruyacağız. Elbette ki devletimizin varlığını koruyacağız. Elbette ki milletimizin istiklalini, istikbalini, güvenliğini koruyacağız. E, sığınmacılarla ilgili ana rahatsızlığınız sayıları mı Türkiye'deki? Hayır. Şöyle, biz ilk bu iş, bu süreç başladığında Büyük Birlik Partisi olarak 2012-2013'lü yıllarda biz şunu önerdik o zaman. Dedi ki biz belli ki Yüz binler demişti ilk Davutoğlu biliyorsunuz hatırlarsanız. Yani yüz bin sığınmacı gelebilir diye hatırlarsanız o zaman dış sonrasını var. Yüz binden sonrasını kaldıramayız demişti. Ha, 100 bin, yani evet, evet, yüz bin rakamı e, telaffuz etmişti. Biz o zaman dedi ki yapın bizim teklifimiz şuydu Büyük Birlik Partisi olarak... ...sınırımızın hemen diğer tarafında Suriye tarafında bir tampon bölge oluşturalım. Birleşmiş Milletlerle, diğer ilgili uluslararası kuruluşlarla da e, birlikte... Biz bunları orada koruyalım ya da muhafaza edelim ya da orada konuşlansınlar. İçeriye alınmasınlar diye. Daha sonra içeriye girişler olunca da dedi ki en azından bu sefer kendi sınırlarımız içerisinde. Ki Türkiye bunu belli bir müddet yapmaya çalıştı. Orada kamplar oluşturarak efendim işte göçmen sığınakları oluşturarak çadır şehirler oluşturarak bunları yapmaya çalıştı. Ama daha sonra sayı birden Yüz binler işte ondan sonra milyonlarla ifade edildi ve daha sonra da içerilere doğru yani e, ülkenin içlerine doğru da bir geçiş oldu. Tabi başta bu biraz kontrolsüz oldu ama ben şu anda biliyorum Türkiye'deki bütün sığınmacılar e, kontrol altında. Efendim Bilmiyorum. bombayı patlatan, evet. <laughs> patlatanın kaydı yok. Evet. Aynen. Efendim, K Yani Türkiye'ye giriş kaydı yok. Ev tutmuş. Ev tutmuş, çalışıyor. Çalışıyor. Haberlere göre. Yani Veyahut sahte hatta bir evlilik belgesiyle sorusu, karı koca hayatı yaşıyor. Bu pozisyonda Nasıl olan girdin, kaç kişi var? Nasıl girdi, nereden girdi? Elbette ki, elbette ki şunun altını çizelim. Oradan gelen insanlara terörist muamelesi falan yapılamaz. O ayrı evet. bir şey ama. Aralarından ama çıkan de bir bomba. teröristi alamazsın. Evet, yani. bombacı. Kaydı yok. Ve kaç kişinin kaydı yok bilinmiyor. Şimdi Erdoğan Bey, e, siz ne kadar tedbir alırsanız alın. Bu sadece Türkiye için geçerli değil. Almanya için de geçerli. İngiltere için geçerli. Amerikan Birleşik Devletleri için de geçerli. Dünyanın bütün ülkeleri için geçerli. Arada bu tür sızmalar olur. Yani şimdi e, belki de istihbaratımız, İçişleri Bakanlığımız, güvenlik güçlerimiz e, bombalı eylem yapmak isteyen yüzlerce insanı yakaladı ya da olayı önledi. İşte bir tane böyle aradan kaçınca diğer yüz tanesi e, hiç gözükmüyor. Şimdi bunu de bu zaten. Efendim. Şimdi yalnız burada e, bunu siz ne kadar tedbir alırsanız alın bunu minimize edebilirsiniz. Minimize edebilirsiniz. Ama sıfıra indirmeniz mümkün değildir. Hele ki Bizden Ama da benim olduğumuzdaki... burada sorduğum terör saldırısı değil aslında. Evet. Hani sınırlar, meselesi. Sınırlar, Hayır, meselesi sınırlar meselesi. Hayır sınırlar meselesinde de böyle. Mesela diyelim ki Almanya'ya gitseniz şu anda Almanya'da hiç kaçak yok mu? Yok. Var. Yok efendim bizimle anlaşma yaptılar. Olur Biz mi onlar efendim? adına buradaki Bak, bütün sınırcılar geri gönderiyorlar. <laughs> sadece Suriyeli değil bizim vatandaşlarımızdan da Almanya'ya kaçak olarak giren var. Yani başka Avrupa devletlerine kaçak olarak giren var. Yani kaçak olmayan bir ülke olabilir mi? Her ülkede kaçak var. Ama, bizde Ama bunun, miktarı, galiba. bunun miktarı bir ülkede azdır, bir ülkede daha fazladır, öbüründe çok daha fazladır. Efendim biz sırf onlardan aldığımız para karşılığında batı, batı kapısını kapattık. Bir kişiyi bile göndermiyoruz. Burası milyonlarca düzensiz göçmen ve sığınmacının deyim yerinde ise rehin kaldığı bir açık hava kampına dönüşmüş vaziyette. Ee, aslan gibi evlatlarımızı, fidanlarımızı cayır cayır yakan militanların... Videolarını çeken insanların İstanbul'da, Bodrum'da elini kolunu sallaya sallaya gezdiği ortaya çıktı. Ankara'da işi demiri yakalandı. Gar bombacısı meselesi hala karanlık bir dosya. Ee, Ama bunların hepsi yakalandı. Gaziantep'te adam kuşçuluk yakalandı. Bazıları tahliye oldu filan. Yani bunların hepsi yakalandı. Yani hepsi yakalandı. Yani bunların hepsi yakalandı. Yani Türkiye istihbaratıyla, emniyet güçleriyle o kadar tecrübeli ve o kadar hassas çalışıyor ki bu meselenin üzerinde bunların hemen hemen bu saydıklarınızın hepsi yakalandı. Seneler sonra yakalandı efendim. Bazıları hakkında hala herhangi bir konuşturma dahi Şimdi ben dahi. detayını bilmiyorum. Siz evet. de çok detayını veremezsiniz. Seneler sonra mı yakalandı? İşte girdikten birkaç ay sonra mı yakalandı? Üç gün sonra mı yakalandı? Ama önemli olan nedir? Önemli olan yakalanmış olmasıdır. Sığınmacılarla ilgili benim söylemek istediğim şu. Biz bir Almanya ya da Hollanda değiliz. Bizim bulunduğumuz coğrafya, bizim bundan 100 sene önceye gittiğimizde Osmanlı Devleti bayrağı altında bizim birlikte yaşadığımız coğrafyalardan bahsediyoruz Biz Anadolu coğrafyası ben sığınmacıları normalleştirme adına söylemiyorum bunu ben kesinlikle sığınmacıların kendi ülkelerine dönmesi gerektiğini ve bununla ilgili bizim parti olarak da ittifakında çalışmaları olduğunu ve bunların bizim tek farkımız nedir biz insanı yaşat ki devlet yaşasın. Yani insan muamelesi yaparak, insan olduğunu unutmadan bir geri dönüş projesinden bahsediyoruz. Yani çünkü biz öyle bir milletiz ki bizim Kırım'da soydaşlarımız Stalin döneminde 1944'te yüz binlercesi trenlere bindirilerek bir gece yarım saat içinde 15 dakika içinde evleri boşaltılmak istenmiş ve o yüz binlerin yarısı o trenlerde hayatını kaybetmiş. Aynı şeyi Balkanlarda yaşamışız. Aynı şeyi Ahıska Türkleri yaşamış. Yani biz çok ağır bedeller ödemişiz. Özellikle e, tarihimizin e, son 200 yılına baktığımız zaman. Bu bedelleri ödemiş bir millet. Türk milleti ki her zaman da İslam öncesi de böyle, İslam sonrası da böyle. Hep insanı önceleyen bir milletiz biz. Biz insanı önceliyoruz. İnsanı öncelediğimiz için de bakın baştan söylüyorum. Suriye politikası ile ilgili çok konuşabiliriz. Eksiğini, hatasını, yanlışını, sığınmacıların gelişi ile ilgili de konuşabiliriz. Ama bir vakayla karşı karşıyayız. Bu vakayı çözmekte elbette bizim siyasetçilerin, ülkeyi yönetenlerin sorumluluğundadır, görevindedir. Ve elbette ki Türkiye bunu başaracaktır. Ben buna yüzde yüz inanıyorum. Ve benim de kanaatim, kararım, düşüncem bu sığınmacıların mutlaka ama mutlaka ülkelerine geri gönderilmesidir. Peki. Şimdi sığınmacılar mevzusundan girdik ama ilk soruyla başlayalım. isterseniz. Tamam. Taksim saldırısına evet. ilişkin kısa bir değerlendirme yaptı ama isterseniz biraz daha açabiliriz. Sadece Söz Taksim sizde. saldırısı değil HDP aslında. HDP ilişkisi evet, evet. işte HDP, PKK o başlık Oradan halinde. Oradan mı değer... devam ediyoruz? Oradan devam edebiliriz. Peki ben milliyetçilik çünkü, başlığına geçiyorum. Neden geç... bunu HDP, PKK dedim? E, çünkü e, Sayın Başkan izin verirseniz Taksim'de bir açıklama yaptı. Evet. Şimdi diyor ki. Sayın Destici diyor sevgili izleyiciler. Bugün Şimdi bugün bugün biraz yani. önce evet, az evet. önce. Şimdi bazı siyasetçilere bakıyoruz. Saldırıyı yapanları değil de hala devleti suçla, hala hükümeti suçla, hala hükümetin yetkililerini suçla ve dolaylı olarak PKK'ya, PYD'ye ve onun uzantılarına, HDP'ye sahip çıkma eğiliminde diyor Mustafa Destici. Yani hepsini yani Taksim saldırısından başlıyor. HDP'ye uzanan bir zincir kuruyor onu anlatmak için söyledim HDP diye. Anladım. Siz sorunuzu sorabilirsiniz. Buyurun. Peki o zaman Taksim saldırısıyla devam edelim. Bir kere orada hala bence yanıtlanamayan, flu kalan, anlaşılamayan meseleler var. Bu kadının ee, bir kere Suriyeli olup olmadığı meselesi hala bir muamma. Çünkü bir kız kardeş olduğu iddia edilen bir kadın çıktı. Ben Somaliliyim dedi. Bu benim kız kardeşimdir dedi. Suriye'deki muhalefet temsilcileri böyle bir kayıtları olmadığını ifade eden videolar çektiler. Kadının kendi emniyetten basına sızan ifadesinde anlıyoruz ki kadın ne taşıdığını bile bilmiyor. Ben o paketin içinde bir uyuşturucu var zannediyordum diyor. Bunun bir bomba olduğunu, kendisinin bir bombacı oldu olarak kullanıldığını farkında değil. Ee, i̇şte bugün görüntüler yayınlandı MOBES kameralarından. Bir makyaj dükkanına gitmiş, oradan efendim çeşitli alışverişler yapmış. Türkiye'ye gelmiş, bir, bir iddiaya göre komşuları diyor ki bir yıldır burada yaşıyordu. Bir iddiaya göre dört ay önce gelmiş. Bugün gene emniyet kayıtlarından anlıyoruz ki bu kişi daha önce takibe takılmış ve bir süredir de takipteymiş aslında. Sayın İçişleri Bakanı önce İdlib dedi galiba. Yok, Afrin mü, dedi. Sonra de. Kobani dedi, Kobani, Kobani dedi. Sonra mümbiş. Bugün, Ama mü Mümbiç de ya, o dedi. değil. Talimat bir yerden. Talimat bir yerden. Gelen e, terörist bir yerden. Bir firari insan var Talimat Alman Evet. Gelişi Afrin. Sen önce evet. bir bir kendisine destek olan bir firari isim var. Bilal Hassan isimli bir kimlikten bahsediliyor. Şırnak'ta bir il, ilçe başkanının MP'li olduğu söylenen bir ilçe başkanının telefonuyla bir takım soruyu alalım. Görüşmeler Çok yapıldığı söyleniyor. Yani siz burada gerçekten net bir fotoğraf görüyor musunuz? İnsanların kafalarındaki soru işaretlerini haksız mı buluyorsunuz? Benim gördüğüm net fotoğraf şu. Bu bir PKK, PYD terör saldırısıdır. Net. Yani ister aynalar Aptan gelsin talimat alsın, ister Afrin'den girsin, ister Mümbiş'ten girsin. Bir kere net olan şudur ki zaten PKK ya da PYD, YPG bunu biz yapmadık dememiştir bugüne kadar. Ee, Şimdi dolayısıyla bu galiba. üstlenmediler bu, üstlenmediler evet. ama reddetmediler. Evet. Yani bu yani orada yaptığı orada bir açıklamaları var. var. 22 saat sonra bir açıklama yaptı. Evet, evet. bu yok. tabii yani açıklamayı yapan bir terör örgütü tabii, terör ama örgütü. normalde terör örgütü tam tersini ister değil mi? Yani bakın aslanlar gibi böyle işte bu şiddet eylemini bu insanları öldürdük filan terörün kafası böyle çalışır. Karanlık bir dünya orası. Şimdi, Bunu reddetmiş olmaları şimdi, enteresan. Şimdi e, PKK terör örgütü ya da onun türevlerini normal bir terör örgütü e, anlayışıyla değerlendiremeyiz. Neden değerlendiremeyiz? Şundan dolayı değerlendiremeyiz. Artık PKK, daha önceden PKK'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da bazı emperyalist küresel güçlerin örtülü desteği vardı. Bunu açıklamıyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin? PKK ile ilgili. PKK Açık desteği var Sayın Genel Başkan. Yani o su götürmez biz, bir hayır, gerçek. Biz yani görüyoruz onu... bu başka bir ha, şey. Peki. Yani Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak Fotoğraflarla işbirliği, ortak eğitim çalışmaları, lojistik çalışması, bunlar yoktu. PKK Maaşa döneminde. bağladı Birkağı bir canı. PKK, KKK, rahmetli PKK. Edip Başar bunları. Şimdi bu ne zaman oldu? Için bu sıkıntıya PYD, yani Suriye'de PYD kolu, YPG kolu ortaya çıkınca Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Sentcom, yani Amerikan Özel Kuvvetler Sentcom'u Suriye'ye geldi Suriye'nin kuzeyine ve PKK'nın uzantısı olan aynısı olan, bir başka kolu olan PYD-YPG ile açıktan ilişkiye geçti. Yani PKK'ları orada eğitmeye başladı. Binlerce tır silah gönderdi. Göndermeye hala devam ediyor. Hala eğitmeye devam ediyor. Ve bütün hedefinin de açık bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya PYD ya da YPG adıyla bir terör devleti kurdurmak istediğinde çok açık ve net bir şekilde ifade etti. Şimdi hal böyle olunca PKK'nın bir başka kolu olan PYD ki içeriden de bizim biliyorsunuz siyasetçilerimiz bunu böyle değerlendirdiler. Hatırlayın Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını sonra bir başka genel başkan yardımcısının açıklamasını önce Kılıçdaroğlu dedi ki biz PYD ile PKK'yı aynı görmüyoruz dedi. Halbuki aynı. Yani bunu herkes biliyor. Ardından bir başka genel başkan yardımcısı güneyimizde Başka birisi komşumuz olacağına PYD bizim komşumuz olsun dedi. Bir de bununla beraber HDP ile olan ilişkileri HDP ile işbirlikleri şimdi bütün bunları ortaya koyduğumuzda önümüzde de bir seçim var. Elbette ki PKK'ya da PYD bütün bu saydıklarımı göz önünde tutarak bu eylemi üstlenemezdi. Kendi yaptığı eylemi. Çünkü neden? Bunun bir de siyasi bir sonucu var. Ne siyasi yani, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi zarar olacak diye düşünürdü? İşte o altılıması ya, Millet İttifakı'na zarar olacak. Bu kadar organik bir şeylerim var, Aynı var tarihlerde HDP'nin şekilde... eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, özel bir jetle Diyarbakır Hastanesi'nde bu hükümetin özel izniyle ve Cumhurbaşkanı'nın anne ve babasıyla görüştü. E doğru bulmuyorum. Aa. Bakın ben tavrım net. Bakın Özlem Hanım, benim tavrım net. Ben PKK'yı, HDP'yi PKK'nın e, siyasi şubesi olarak görüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisine girdiğim günden beri HDP'li Başkan Vekilini yönettiği hiçbir oturuma katılmadım. Öyle mi? Evet, katılmadım. Asla. Bırakın Başkan Başkan demeyi, katılmadım. Ben kürsüye çıktığımda da bütün HDP grubu Meclis Genel Kurulu'nu terk eder. Peki efendim, mesela AK orada. Parti'nin HDP'yi başörtüsü Anayasa Düzenlemesi ilgili ziyaretini de mi yanlış buldunuz? Benim de çok doğru şeyler gireceksin herhalde araya evet. Deniz'e de bir soru. Şey Hayır, ben... bu da yanlış bulduğunu ifade ediyor o ziyareti. Bir, şu, bakın. O ben zaman zaten... orada Sayın Bahçeli ile ayrıştınız. O normal ve makul olabilir dedi anayasa görüşmesiyle ilgili. Şimdi bakın ben Büyük Birlik Partisi'nin Evet, Genel başkanı ben anlamak olarak için kendi soruyorum fikirlerimi, zaten. kendi düşüncelerimi ifade ediyorum. Evet efendim, anlıyorum. Ama onu söylerken Sayın Bahçeli'nin Bahçeli bir devlet adamı ciddiyeti içerisinde şunları ifade etti ki daha sonra ben de benzer şeyler söyledim. Şunu söyledim. Dedim ki bu grubu olan partiler mecliste zaten her gün görüşüyorlar meclisin iç işleyişiyle ilgili. Bu da meclisin iç işleyişiyle ilgili bir husus olarak değerlendirilip görüşülmüştür. Ama ben buna rağmen bunu onaylıyor muyum? Onaylamıyorum. Çok açık Ş ve şunu sorabilir miyim? Yani az önce Yani ben HDP'yi PKK'nın partisi olarak hatta ta kendisi olarak uzantısı olarak görüyorum ve HDP'yi meşrulaştıracak her türlü adımdan uzak durulmasını istiyorum. Anayasa Mahkemesi'ne de defa çağrı yaptım. Dedim ki e, artık bu işi uzatmanın bir gereği yok. Anayasanın ilgili maddeleri açıktır. Efendim HDP şu kadar oyalıyormuş. alıyormuş. Kapatırsak yenisi açılırmış. İspanya örneği var. Niye yenisi açılmadı Batasunan ya da Heribatasunan? Bırakın partisini, bakkal dükkanlarını kapattılar, barlarını kapattılar. Doğru. Geri açabildiler mi? Açamaz. Biz devletiz, Peki, büyük sayın bir devletiz. Başkan, anayasa Biz Mahkemesi niye karar vermiyor sizce? Şimdi Anayasa Mahkemesi ya yani HDP'nin kapatma davasıyla ilgili Anayasa benim Mahkemesi benim takip ettiğim niye kadarıyla biliyorsunuz en son bir ek savunma verdi. Anayasa evet, HDP evet. ek savunma verdi. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından o ek e, savunma üzerine e, bir e, başvuru daha oldu tahmin ediyorsam. Sonra herhalde tahmin ediyorum tekrar e, o başvuruyu istinaden ya da o değerlendirmeyi istinaden ee, bir görüş istediğini biliyorum tekrar tahmin ediyorum HDP'ye bir e, süre bir mi? ek daha süre, süre ya da savunma şeyi verebilirler fakat ben bunların hepsini de yanlış buluyorum yani hukuka saygılıyım bu başka bir şey ama benim kendi değerlendirmem e, bu şekildedir çünkü anayasanın ilgili maddelerini açıp okuduğunuzda çok açık ve net bir şekilde terörle iltisakı olan e, partiler ki İspanya'da bırakın iltisakı terör eylemlerini kınamadığı için kapatılmıştır. Ya bizdekiler bırak kınamayı. Açıktan destek veriyorlar. Selahattin Demirtaş'ın son dönemdeki yaptığı açıklamalar var. Bu saldırıyla ilgili de saldırıdan kısa bir süre sonra var. çok net. Kim yaparsa yapsın gibi evet, bir ifadesi evet, var. Evet. Mesela bu tip şeyleri. Hatta bu açıklamalar nedeniyle HDP'nin bazı Bey, yönetici kurmaylarıyla bu HDP fikir ayrılığı yaşadığı. sorusunu evet. söyleyeyim mi? Tamam. onu bir cevaplasın da Erdoğan evet, Bey. Onu bir cevaplayayım. Selahattin Demirtaş'a Mahkemenin politik davrandığını mı düşünüyorsunuz Sayın Genel başkan? Mahkemenin politik davranma hakkı yoktur. Politik davran Mahkeme davranıyor musunuz? siyasi karar veremez. Efendim davranıyor Siyasetin mu Siyasetin gündemini karar verirken gündemini alamaz. Peki böyle biz, önemli yani bir konu, bir konu halkın, bu kadar uzaması gerekmiyor. Hayır, o zaman bakın kamuoyunda ne konuşuluyor? E, bir siyasetçi olarak sizin bu konuşmalarınız mahkemeye baskı anlamına da gelmez mi? Hayır bakın ben... Neticede önemli bir partinin genel başkanı. Hayır, hayır, bakın, ve ben çok ben önemli söyleyeyim. bir karar. Evet yani, çok önemli. Hayır, şu anda Erdoğan Bey bakın ben ne diyorum? Ben mahkemenin kararını saygılıyorum. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Fikrimi, düşüncemi ifade ediyorum. Ben şimdi mesela daha başka bir şey söyleyeyim size. Şimdi partilere devlet önümüzdeki dönemde seçim yılı da olduğu için 4,5 milyar yardım yapacak. Evet, eski parayla yardım. Eski parayla 4,5 katrilyon. Yani bütçe gelirlerinin 5000'de ikisi veriliyor. Kaç lira dediniz efendim? 4,5 Katri. katrilyon eski parayla. Eski parayla katrilyon. 4. Yani yeni, yeni parayla 4,5 milyar. Milyar. Peki anayasada ne yazıyor? Diyor ki siyasi partilere 68. maddede yeteri miktarda ve hakça yardım yapılır diyor bir yeteri miktarda değil çok fevkinde. Yani 4.5 milyar değil de 450 trilyon verilse yetmiyor mu bu? Yani 450 trilyon da çok büyük para değil mi yani? 450 trilyon yetmiyor mu? Ama hiç kimsenin itirazı yok buna. <laughs> Hayır Şimdi itiraz olmadığı gibi ek talep var yani. Tabii. Evet. Şöyle... Ama sizin partinizi de etkileyecek bir konuyu bu. Nasıl konuşuyoruz nasıl mesela ya? rekabet Zalmıyor. edeceksiniz? Alamaz ki sıfır edemiyor ya. Şey. Mecliste grubu yok. Ha, yok grubu grupla alakalı mi? değil. Yok yok. Oy... Buna o. Buna, oranıyla alakalı galiba. %7 idi daha önce şimdi 3'e düştü. 3'e düştü evet. 3'e düştü. Ama, ne bir Erkan Baş anlatmıştı ya %3'e hedefliyoruz diye. Bu parayı alan her parti memnun. Her konuda konuşan Sayın Akşener ya da Kılıçdaroğlu niye bu konuda tek kelam etmiyorlar? Çünkü CHP 1 milyar 100 trilyon 100 milyon alacak. İYİ Parti 500 milyon üzerinde para alacak. Kimse almasın mı sizin önerinizi? Biz diyoruz ki bir kere Bizim en nihayetinde önerimiz kimse almasın. Herkes siyaset yapıyorsa bizim gibi kendi imkanıyla yapsın. Ama Sayın Destici siyasetin finansmanı ciddi bir sorun değil evet, mi? Evet çok ciddi Hayır, bir sorun. Hayır o zaman he. bakın ama bakın Gürkan Bey bu para çok Rekabet yüksek değil Rekabet problemi mi? oluyor diyor. Yüksek ama yani hiç almasın dediğiniz zaman yani bir 41 ilde örgütlenmesi lazım. İlçeler Biz örgütlenmişiz 30 yıldır yapıyoruz. Nasıl finanse ediyorsunuz efendim? Tek, kendimiz bütün ilçe teşkilatlarımız kendi kirasını kendi ödüyor. Kendi siyasi faaliyetlerini kendi ediyor. İl teşkilatlarımız aynısını yapıyor. Biz aynısını yapıyoruz. Yani dolayısıyla da herkes genel başkan yardımcılarının hepsi aynısını yapıyor. Birlikte siyaset yapmak zormuş 70, O zaman ya. gerçekten <laughs> öyle. Ya, 70 kişilik neredeyse. merkez karar üyemiz var bizim. Çok zor tabii. Her yani. biri ayda 2000 lira ayda ödüyor. Minimum 2000 lira. E 5000 ödeyen de var imkanına göre. 10000 ödeyen de var. Ama onun Kaç dışında var? bütün diğerleri de kendisine ait. Üyeler değil. Partimizin kaç üyesi? Partimizin 130 bin üyesi var. Ee, şimdi e, burada bir başka da şey var. O da şu. HDP'ye de 600 trilyon para verilecek. E, aldığı oy oranına göre. Ben şimdi Anayasa Mahkemesi'ne çağrı yaptım. Dedim ki e, bununla ilgili dedim iki kara çıkacak muhtemelen. Bir, kapatma. Yani hukuka göre ise anayasaya göre ise %100 kapatılması lazım. Siyasi sahipler gündeme taşınmazsa? Yani bu ek süre alması e, biraz mahkemenin siyasi baskıdan, endişesinden mi kaynaklandığını düşünüyorsunuz? Yani HDP kesin kapatılmalı diyorsunuz. Kamuoyunda bir sürü insan bununla ilgili e, kimin menfi, kimi müspet görüşler e, sahibi. Ama bir türlü bunun kararı verilmiyor. Yani çok uzun zamandır verilmiyor. Evet HDP ama şimdi bir genel başkanın da böyle bir yorum yapması ben Erdoğan'a katılıyorum Bu da siyasi bir baş, Hayır, baskı, baskıdır ya. Siyasi yani, bir baskı a, değil. Hani, Bu bir vatan meselesidir. Ama şimdi e, öyle şey, bir öyle sahib bir yok yani. Serarlı kaç kez söyleyeceksin yani. Tamam biliyorum. Kapatılmasında şey yani. yani. kapatılsın Hayır, kadar. olay mahkemeye gitmiş ve mahkeme ki en yüce mahkeme, en yüksek organ bunu zaten bir karara göre karara bağlı. şimdi yorum yapıyoruz. Yorum, düşüncemizi ifade ediyoruz. Ben de soru soruyorum sadece. Düşünce hürriyeti içerisinde, fikir hürriyeti içerisinde düşüncemizi evet, söylüyoruz. Ama Mutlaka. ben ona katılmıyorum. Çünkü Türkiye... müracatta partilerin müracaat hakları var. Bir partinin evet. kapatılması için bir başka siyasi parti... Grubu olan partiler. Grubu olan partiler büracatta evet. bulunmuyor. Dolayısıyla bu baskı falan diye denecek ya, yani. Bununla ilgili Bununla zaten ya de bir zaten işte. Bence Sayın Genel Başkan'ın... Ben yorumunu çok merak ediyorum. Tekrar soruyu ben bir sorayım. Rica ederim Sayın Genel Başkan bir net yanıt bir versin. Net bir cevap alayım. Evet. evet yani şimdi... Biz netiz bu konuda net. <laughs> size göre bu kararın şimdiye kadar verilmesi mi gerekiyordu... Anayasa Mahkemesi tarafından HDP'nin kapatma davasının? Evet bana göre verilmesi gerekiyordu. Peki niye verilmiyor? Şimdi... O tabii Anayasa Mahkemesi'nin iç işleyişiyle ilgili bir şey. Benim düşüncem başka bir şey. Anayasa Mahkemesi'nin iç işleyişi başka bir şey. Bir önce de söyledim. Biz hani mahkemelerimize saygılıyız. Kanunları eleştirebiliriz. Efendim işte e, ama mevcut kanunlarla verilen hükümlere de hepimizin saygı duyması gerekir. Bir de uyması gerekir yoksa anarşi çıkar. Ya sizce ek savunmaya yani, ihtiyacı var mı bu davanın sebebi? Bence yok. Bence hiçbir savunmaya gerek yok. Her şey ortada zaten. Tüm ne ortada da, olan ne desin. Ortada olan desnici. şu. PKK bir terör örgütü mü? Tabii terör ki. örgütü, kanlı bir terör örgütü. HDP ile bunun ilişkisi var mı? Nasıl işte onu? Nasıl siz bir her türlü? Var? Her türlü. Yani nasıl her türlü? Şimdi kişilerin milletvekillerinin ilişkilerinin tespit edilmesi ve onlarla ilgili fezleke süreçlerinden sonra bireysel yargı e, dosyalarının açılması ayrı bir konu, kurumsal olarak e, meşru olduğu Adalet Bakanlığı ve YSK tarafından Özlem Hanım. E, yani yeşil kart alarak siyasete girmiş bir partinin topyekün terör örgütüyle iltisaklı olması HDP'nin başka... kurulmasında kim karar veriyor? Kandil karar veriyor İmralı'yla. ile nasıl seçime girebilir Bütün, bu parti e, o zaman? Bütün yöneticilerini kim belirliyor? Onlar belirliyor. Milletvekili adaylarını kim belirliyor? Onlar belirliyor. Efendim belediye başkanlarını, eş başkanlarını kim belirliyor? Onlar belirliyor. Her belediye başkanı yanında bir tane PKK'nın görevlisi yok mu? Bunların hepsi var. Bunların hepsi kayıt altında. Bir de hiçbir zaman HDP'nin herhangi bir yöneticisi PKK'yı terör örgütü olarak niteledi mi? Nitelemedi. Yani eğer PKK terör örgütüdür, biz terörü ve bu terör örgütünü lanetliyoruz dese zaten problem çözüyor. Aslında HDP'nin kapatılıp kapatılmama meselesi benim ya da sizin ya da bir başkasının e, ortaya koyacağı bir şey değil. Biz düşüneceğimizi söylüyoruz da aslında bunun kararını HDP'nin kendisi verecek. Yani HDP çıksa bugün desek ki ben PKK'yı terör örgütü olarak görüyorum. Ben de HDP'nin kapatılmasına karşı çıkarım Araya zaman. girip soru soracağım ama Deniz hala yanıtını alamadı galiba değil mi? Yok aldık aslında. Yani şu ne söyledi? tabii kapatılması gerekiyor. Şunu da söyleyeyim. Yani. Bakın daha fecaat bir durum var. Şimdi diyelim ki 600 trilyon para yatacak HDP'nin kasasına ocağın başında. Şimdi iki karar bekleniyor. Birincisi kapatılması ikincisi kapatılmazsa da e, hazine yardımından e, muaf tutulması ve bazı e, görevlerine e, yasak konması. Şimdi hangi karar verilirse verilsin. Siz verdiğiniz 600 trilyonu gitti bir daha alamazsınız. Ben diyorum ki tedbir koyun tedbir dava bitene kadar. Devletin parası bu milletin parası. Doğmamış çocuğun parası. Bir dakika o takvim nasıl, nasıl, parası. olacak Sayın Destici? Ocak, ee, ocakta, ocakta mı aktarılacak. Ocağın ilk yani. onuna kadar yatıyor paralar. Kaçına yatıyor. kadar? Ocağın onuna kadar. Ona kadar. kadar. O zaman siz diyorsunuz Hiç ki... Hiç geciktirmiyorlar. O, oca, yılbaşına kadar bu karar çıkmalı. Tedbir konmalı en azından. Yani diyelim ki kapatma kararı bitmiyorsa bile bu hazine yardımının üzerine tedbir konulmalı. Eğer bunu koymazlarsa vebali onlarındır. Ben söylüyorum. Anayasa maki. Bu paranın vebali e, onlardadır. Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak karara göre mal varlıklarına da el konma kararı da mı çıkıyor? Tabii yani şöyle. Mal hatırlarsanız değil, AK Parti'nin, AK Parti'nin hayır mal varlığını da konu kapatılırsa mal varlığına el konur. Evet, kapatılır. Kapatırız. Partinin yani. mal varlığını mı konuşacağız? Evet, HDP'nin. Evet, evet. benim, benim bildiğim kadarıyla benim aldığım bilgi HDP bütün bunlara hazırlıklı olduğu için zaten bir örgüt partisi. Her şeylerinin kira olduğunu söylüyorlar. Yani el konmasın diye. Yani her mülk, şeyler mülk yok diyorsunuz. Her şeyler, şu çay bardağının bile, efendim işte televizyonun bile, parti binasındaki, bunu söylüyorlar. Çünkü hazırlıklılar buna. Şimdi, aynısı olmadı mı AK Parti kapatılma davasında? Kapatılma kararı çıkmadı. Ee, hazine yardımından men cezası çıktı hatırlıyorsanız. Ee, şimdi, o haklı bir karar mıydı sizce? değildi. O tamamen siyasi bir karardı. Yani o yüzde yüz. Bu AYM yani. siyasi olmayan bir karar veremiyor o zaman. Şimdi Türkiye çok tuhaf bir durum. Bir <laughs> Şimdi Hayır, o, zamanın, bak, o zaman şeyle, tabii, erdoğan, o zaman o Türkiye'sini erdoğan. düşünün yani. O zaman Türkiye'sinde e, gerçekten o kararın siyasi olduğunu e, yani o dönemki e, darbe zihniyetindeki ya da junta'nın baskısıyla alındığını yani e, tamamen e, silahlı kuvvetlerin çok hakim olduğunu özellikle yargı, askeriye e, ve anayasa mahkemesinin e, tam bir uyum içinde çalıştığını bu anlamda yani 28 Şubat süreci ondan sonraki süreçler işte Refah Partisi'nin kapatılması e, bütün bu süreçlere baktığımız zaman alınan kararlarda e, bu tartışmasız yani su götürmez. Yani siyasi demiyorum bak o zaman karar siyasi değildi. O zaman devlet devlet bir zihniyeti savunanların eline geçmişti ve o zihniyet istediğini yaptırıyordu. İşin doğrusu bu. Peki. O zihniyet çok milliyetçi e, olduğu için şeyle yapalım. Yani o, o zihniyet milliyetçi Erdoğan, değildi. O zihniyet kendisini de Türk milliyetçisi olarak da ifade etmiyordu. Yani Türk milliyetçiliğine de karşıydı o zihniyet. Türk milliyetçiliğine de en büyük darbeyi o zihniyet vurdu. 44'te de vurdu, 80'de de vurdu, daha sonraki dönemlerde de vurdu. Asla o zihniyet Türk milliyetçiliğine temsil etmiyordu. Türk milliyetçiliğine de karşı olan bir zihniyetti. Ama Türk okulları açıyordu sürekli. Dünyanın, dünyanın dört bir yanında Türk okulları açıyor. FETÖ'yü kastediyorsan onu kastetmiyoruz yok. Hayır hayır onu hayır, kastetmiyoruz. Hayır onu kastetmiyoruz. AK Parti'yi kapatan ha. E, militarist Mantın. bir aha, darbeci aha. bir cuntacı bir zihniyeti anladım. anladım. O zihniyetten yani. Peki, tamam. Ben de Türkiye'de o tarz yapan 80 anladım. darbesini peki, yapan, peki. 28 anladım. Şubat tamam. sürecini bu ülkeye yaşatan, 27 Nisan emuhtarasını veren zihniyetten bahsediyorum. Anladım. Erdoğan Aktaş. Az önce sordum fakat ee, bu konu çerçevesinde diğer sorulara yanıt verdiniz. Sayın e, Demirtaş'ın son dönemdeki açıklamalarını özellikle şiddeti, bombalı saldırıları, her kim yaparsa yapsın kınaması, bütün bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela e, parti ile arasında sorun olduğu da, PKK ile de arasında sorun olduğu da, belki başka şekilde de ifade edilebilir bu dile getiriliyor. Fakat cezaevinden özellikle son dönemlerde çok net açıklamaları var. Bunu Legal bir siyaset olarak görüyor musunuz? Bir değişim olarak görüyor musunuz? Ya da olumluyor musunuz? Ben asla samimi bulmuyorum. E, Demirtaş'ı bir terörist olarak değerlendiriyorum. PKK'nın bir militanı olarak değerlendiriyorum. E, başta o, o Aynel tırnak içinde Kobani eylemleri sırasında hayatını kaybeden ikisi polis, 35 sivil masum vatandaşın e, katillerinin azmettiricisi olarak görüyorum. O yetmez. Bir kere demir taşı. bak demir Demirtaş'ı neyle değerlendireceğiz? Bir, Ağrı mitinginde yaptığı konuşma var. Doğu beyazıt pardon Ağrı'nın Doğu Beyaz'ın mitinginde. Diyor ki, burası tırnak içinde Kürdistan olacak. Bunu herkese göstereceğiz ve özgür bir şekilde burada yaşayacağız diyor. Ayrı bir devlet kurmadan bahsediyor. İki, işte terörist başının heykelini dikmekten bahsediyor. Üç, bana göre daha önemlisi siyasi bölücülük. Çünkü bana göre terörden daha tehlikeli bir şeydir siyasi bölücülük. Çünkü terörist karşınızdadır, elinde silah vardır, gider e, tersiz hale getirirsiniz. Ama siyasi bölücülük çok daha tehlikelidir. Özgür gündem olması lazım. Bir dergi ya da bir gazeteye verdiği. Şu anda mı? Şu Demesi. anda yayında olan o değil de. Şu anda Eski. değil, ha, o zaman verdiğini evet. söylüyorum. Bu Kürt meselesi e, var ya, şimdi ben bu meseleyi, mesela Sayın Kılıçdaroğlu da diyor Kürt meselesi, Sayın Babacan da söylüyor, başkası da söylüyor. Bir kere ben Demirtaş'tan önce onlara kaç kere seslendim. Mecliste de karşımda kendim de söyledim. Dedim ki Kürt meselesi diyen bütün siyasetçilere sesleniyorum dedim. Çıkın şu kürsüde iki, iki cümleyle anlatın nedir bu Kürt meselesi. Kürt meselesi, Kürt meselesi diyorsunuz. Bir anlatın bakayım bu nedir bu Kürt meselesi. Demirtaş diyor ki Kürt meselesi statüsel bir meseledir diyor. Bir statü meselesidir diyor. Yani biz statü alacağız, özellik alacağız sonra devlet kuracağız diyor. Bunu açıkça söylüyor devletleşmeye kadar. Sayın Kılıçdaroğlu da Kürt meselesini bir statü meselesi mi olarak görüyor? Ya da Babacan çok dillendiriyor, çok söylüyor. Ya da kim söylüyorsa Kürt meselesi diye. Bunu bir statü meselesi olarak mı görüyorlar? Demirtaş gibi? Yoksa bir demokrasi meselesi mi olarak? Efendim görüyorlar? böyle bir mesele yoksa devletin en üst kademeleri bundan çok değil birkaç yıl önce HDP'nin temsilcileriyle Niçin yan yana geldi. Ne konuştular mesela? O zaman hangi sorunu konuştular? Hayır, biz o zaman da yanlış olduğunu söyledik çözüm sürecinde. Anladım. Bahsediyorsunuz. Ama hani biz devletin da... en üst kanadı bunu nasıl adlandırdı? Ak Bakın. Parti senelerce tam da bu nedenle e, o bölgedeki Kürt vatandaşlarımızın birinci partisi oldu. En yüksek oyu onlar aldılar. Bugün bile hala HDP'den sonra Ak Parti o bölgede ikinci sıradaki hala koruyor. Yani İlk yerel seçimlerde şimdi, Ak Parti nin... şimdi. Belediye biz, başkanı var. Biz o zaman da yanlış olduğunu söyledik. Ama iktidar partisi AK Parti ya da başka bir parti bunu denediğini söyledi. Yani biz bunu denedik. Hayır bir şeyi çözmek için denedi ama muhakkak. Hayır. Neyi çözmek için denedi? Terörü bitirmek için denedi. Terörü. Ha. Kürt meselesi Siz değil. adını öyle koyuyorsunuz. Terörü. Onlar da öyle koydu. Terörü bitirmek için. Zaten şey neydi? Ellerindeki silahı bırakacaklar. Ellerindeki silahı bırakacaklar ve affedilecekler. Yani işin özeti buydu. Normal bir hayata dönecekler. Terör meselesi yani terörü çözmek için yaptı bunu. Yani e, hem bölgeyi hem Türkiye'yi rahatlatmak adına. Bakın çünkü biz terörle mücadelede en düşük telaffuz edilen para. Bir trilyon doların üzerinde para harcamışız. Bu kuru para. Yani bu parayı yatırıma harcasaydık oradan gelecek. Faiz ödemeseydik oradan gelecek. Bütün bunları saymıyorum. Kuru bir trilyon dolar. Ya Türkiye bugüne bunu... kadar terörle mücadelede harcanan para mı? Harcanan para. Ya o kuru para. Yani onu oraya değil de efendim bir işte şey yatırım yapsaydık, istihdam yapsaydık, faiz ödemeseydik, dış borç yapmasaydık bunların getirileriyle belki bu 3-5 trilyon dolara çıkar kaybımız ama kuru para olarak söylüyorum 1 trilyon doların üzerinde para harcayacağız. Parayı geçelim efendim 10 binlerce vatandaşımızın, evladımızın kanıyla. Tabii kaybettik. tabii. En de, büyük ya bizim için en önemlisi yani. o. Hayır. Elbette ki şehitlerimiz, masum öğretmenlerimiz, kundaktaki bebeklerimiz ama Bugün mesela ekonomi konuşuyoruz ya bu da çok önemli. Şimdi iki ayaklı. Şimdi orada denenen oydu. Ama ben o zaman da çok basit örnekle anlattım o zaman. Ee, dedim ki aynen böyle çay içiyoruz. Dedim ki bakın bu bardağı siz değil mi anlaştınız. Dediniz ki 3 lira. Tamam derler. 3 liranızı alırlar bardağı vermezler. Dedi. Yani PKK'yla terör örgütüyle müzakere olmaz. Peki. Mücadele olur. Çünkü neden? İradeleri kendilerine ait değil. İpleri ABD'nin elinde. Avrupa Birliği'nin elinde. Emperyalistlerin elinde. Kendi iradeleri yok. Peki. Peki böyle e, Sıcak başlıklara böyle gireceğiz. Iki, ee, şunu soracağım. böyle reklama gidelim. Şu, çok kısa bir soru... Yönetmenim beni uyarıyor. İstersen reklam dönüşü e, Tamam. Yani bu konuyla ilgili tamam, soracağım. Tamam bu konuyla ama bu konudan da evet. çıkıyoruz. Çünkü sıcak e, gündeme ilişkin çok e, başlık var. Tabii. Soracağımız çok i̇ttifaklar soru var Sayın Destici. Var. İttifaklar var. Evet. İyi Parti ile... Çekim CHP var. CHP'nin evet. Yazıcıoğlu ailesi açılımı evet. var mesela sormak evet. isterim. Ee, Mustafa Destici. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı konuğumuz. Sevgili izleyiciler sorularımız geliyor. Sizden de Destici TV yüzde başlığı hashtag ile bize soru sormaya devam edin. Onları son bölümde kendisine yönelteceğiz. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Yüzler Kulübü Mustafa Destici ile devam edecek. Evet sevgili izleyiciler Yüzler Kulübü'nde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ağırlıyoruz. İkinci bölümle devam edeceğiz. HDP konusundan çıkıyorduk ama Deniz Gürel'in bir sorusu kalmıştı. E, o soruyu Deniz'den alayım ama hatırlatayım destici tv yüzde hashtag ile sorularınızı bize yöneltmeye devam edin lütfen Deniz sendeyiz şimdi e, HDP konusuyla ilgili çok keskin ifadelerde bulundunuz anayasa mahkemesinin bir an önce kapatması gerektiğini düşündüğünüzü ifade ettiniz e, HDP yani devlet milletin önüne terör örgütünün Paris'ini seçenek olarak koyamaz koymamalıdır HDP eşittir evet. PKK dediniz hemen hemen bütün anketlerde de %10'un... kapatılmalı 10 dedi. Kapatılmalı dedi HDP PKK dedi. Bir an önce hazine, e, yardımı hazine yardımının hazine yardımının şu an tedbir yani tedbir konmalı tedbir tedbir, dedi. Tedbir evet. yani böyle her tarafından e, baştan aşağı net keskin ifadeler kullandınız. Şimdi yüzde %11, 12 yani e, kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerinde hemen hemen hepsinde %10'un üzerinde çıkıyor HDP'nin oyu. Nasıl e, özel, oluyor böyle? yani şöyle tabii bir onu soracağım nasıl oluyor? E iki, Tabi bununla ilgili nasıl oluyor deyince şöyle cevaplar alıyoruz genel olarak. işte HDP'ye oy verenlerle HDP birbirinden ayrı. İşte HDP eşittir PKK ama HDP oy veren herkes PKK'ya oy vermiş olmuyor diyor. Şimdi bunları böyle alt alta topladığınızda bu yanıt dışında tatmin edici bir yanıt verebilir misin sen? Şimdi bakın ben son bir yıl içinde 75 ile gittim. Ağrı'ya da gittim, Kars'a da gittim, Van'a da gittim, Şırnağa da gittim, Diyarbakır'a da gittim. Niye veriyorlar insanlar HDP'ye oy? Çınar'da, Vanda, tükan atlamadan gezdim. Muhtemelen bunun en az yüzde otuzı kırkı da HDP'ye oy veren insanlar. Belki daha fazlası tabii. Şimdi ben mesela Vanda salon toplantısı yaptık, esnaf gezdik, her işe geçtik, halk buluşması yaptık. Bazı yerlerde halk buluşması yapıyoruz. Yani biz oturuyoruz, açık alanda, hava güzelse, herkese davet ediyoruz, partili partisiz kim gelirse. Önce ben konuşuyorum 10-15 dakika daha sonra ondan sorularını alıyorum, cevaplıyorum. Şimdi akşam da bizim arkadaşlarla toplantı yaptık. Aynen sizin sorduğunuzu onlara sordum. Dedim ki bana bildiklerimi söylemeyin. Bu halk neden PKK'nın partisine oy veriyor? Bilmediğim şeyi söyleyin dedim bana. Yani bana gerçeği söyle. Ne dediler yani? Efendim? Bana gerçeği söyleyin. Ben orada onların söyledikleriyle birlikte izlenimlerimi de Katınca şunu gördüm. Bir, bu çözüm sürecinin müthiş bir zararı olmuş. Or ve oy verme eğilimini artırmış HDP'ye. Çünkü o süreçte HDP bölgenin hakim partisi olmuş. PKK desteğiyle birlikte de silahlı gücü haline gelmiş kısmen. Yani otorite olmuş yani orada. Otorite olmuş. Şimdi 2023 seçimleriyle ilgili benzer beklenti var. Yani HDP. PKK taraftarları, seçmenlerinin bir kısmı bekliyorlar ki Altılı Masa HDP'nin desteğiyle seçimi kazanacak. Kayyum'daki belediyeler hemen HDP'ye devredilecek. Üst bürokrasiden başlayarak bütün kamu görevleri HDP'nin aynı İstanbul Belediyesi'nde olduğu gibi orası bir laboratuvar. HDP'nin şeyle atanacak ve tekrar HDP burada bir Üstünün Çok özür dilerim. Geçirecek. İstanbul Belediyesi ile ilgili ne dediniz? Abi? Bir, orası laboratuvar bir laboratuvar dedim. Dedi. Orası yani bir bu... laboratuvar dedim. Neyin laboratuvar Yani bu tarifi? Millet İttifakı'nın ya da Altılı Masa'nın HDP ile iş birliğinin laboratuvarı orası. Açık bir iş birliği durum. zaten buna, yani orada evet, bir kapalı ha, iş birliği yok Buna girelim yok ya. ama yani niyeymiş peki insanlar PKK'nın partisi i̇şte, dediğiniz HDP'ye niye oy veriyormuş? Şimdi bakın. Birinci sebep bu. Yani bir güç elde ediyor. İkincisi 40 yıla yakın bir zamandır bir kısmını terörle, bir kısmını tehditle, bir kısmını şantajla. adamı çocuğunu kaçırmış. Adam diyor ki cevap olarak, benim böyle muhafazakar bildiğiniz, daha önceden devletin yanında durmuş, arkadaşlarım verdiğini söylüyorum. Ben bizzat onunla konuşmadım ama konuştuklarım da var. Diyor ki ya ben, benim çocuğumu almışlar diyor, oyum ne ki diyor. Oy ne ki diyor. Yani iş, iş buralara gelmiş. Bunun dönüşü öyle bir iki sene de olmaz. Bunun dönüşü kararlı bir mücadeleyle olur. Devlet şu anda bu kararlı mücadeleyi yapıyor. Şehirlerde güvenlik sağlanmış, imar sağlanmış. E, alt ile ilgili işler yapılmış ama istihdamla ilgili eksiklikler var. Eğitimden sağlığa her alanla ilgili ülkemizin diğer bölgeleriyle kıyasladığımızda çok mesafe alınmasına rağmen hala eksiklikler var. Bu eksikliklerinde tamamlanması gerekiyor. Ama en önemlisi şu, iki tane önemli kıstasım var benim. Bir, terör örgütünün partisini tercih olarak koymayacaksınız. sulada da olmayacak. Halkın önüne niye oy verdin diyemezsin tercih olarak koyuyorsun. Ha biz deriz, eleştiririz, şey yaparız, fikrimizi anlatırız ama sen işte bir önce hani sizin siz mi söylemiştiniz? hani PKK'ya oy verenlerin suçu yok, işte PKK'nın suçu var falan gibisinden siz halkın önüne tercih olarak koyarsanız, pusulanın içine koyarsanız halk o da istediğini oy verir. Niye ona, niye bunu oy vermedin diye ceza kesemezsiniz, eleştirebilirsiniz. Birinci kıstas, ikincisi? İkincisi, ikincisi de şu. Diğer tarafta yani devletin yanında durmuş olanlar da şu endişe içindeler. Acaba gerçekten bunlar olur mu? Gerçekten bunlar olursa yani yine bu altılı masa HDP'nin desteğiyle kazanır. Ve bütün burası tekrar HDP'ye PKK'ya belediyelerden başlayarak teslim edilirse biz ne oluruz? Böyle bir endişe var. Peki bu Bunu, anlattığınız fotoğrafta çok özür dilerim. Tuhaf bir şekilde AK Parti oylarını kaybediyor o bölgede HDP ve CHP oylarını yükseltiyor. O zaman bir şey yanlış oluyor orada. Yani işte bu, bu benim söylediklerim. Hayır ama işte. dediniz ya kararlı bir mücadele var orada halk güvenliği Hayır, kararlı, kendini barış için. Kararlı mücadele var. Kararlı mücadele var. Bir de bizim orada şunu yapmamız lazım. Bizim orada şunu yapmamız lazım. Bir çıkardığım sonuçta bu. Orada tabii yarışan parti AK Parti. Yani Cumhur İttifakı adına baktığımızda Doğru. orada oyu en yüksek olan parti AK Parti. Dolayısıyla da belediye seçimleri olsun, milletvekili seçimleri olsun. Yani bizim de başarılı olduğumuz yüksek oy aldığımız mesela bizim Doğu ve Güneydoğu oyumuz Ege oyumuzun en az birkaç kat fazlasıdır. Bizim Hakkari oyumuz yani Erdin'le oyumuzun birkaç kat fazlasıdır ya da bizim Van oyumuz, İzmir oyumuzun 3-5 kat fazlasıdır. Yani bizim de o bölgede kazandığımız belediyeler, ne bileyim işte yüksek oy aldığımız ya da yarıştığımız yerler var. Ama yarışan ana parti AK Parti yani kurulduğu günden beri baktığınız zaman. Biz de çoğu yerde işte bu son yerel seçimlerde de mesela biz Cumhur İttifakı hassasiyetiyle işte Doğu'da da yine terörle mücadele hassasiyetiyle biz sadece dörtte bir yerde aday gösterdik. Yani 1400 belediyenin Sadece dörtte birinde adayı gösterdik. Ve yüzde iki oy aldık. Kaç Sadece. belediyeniz var şu anda? Biz 11 belediye kazanmıştık. İl mi efendim? Şey, Yok ilçe. ilçe, i̇lçe. Yani yedi sekiz ilçe işte 3 belde. Ee, şimdi dolayısıyla da biz burada e, bu hassasiyetleri gözetirken ne yapılması lazım orada? Açık ve net söylüyorum. Bir aday tespit edilirken kamuda olsun özel alanda şeyler şirketlerde yani teşekküllerde iktisat teşekküllerde atamalar yapılırken her yerde ehliyetin ve liyakatın öncelenmesi lazım ama o bölgede çok daha hassas olunması lazım. Yani asla ikili ilişkilerle asla efendim şunun yakınıdır, bunun yakınıdır. Bu tür şeylerle aday belirlenmemesi lazım. Adayın bir kere çok düzgün, çok temiz, bölge halkıyla diyaloğu iyi olan, Ehliyetli ve liyakatlı olması lazım. Peki. Ve bunu yap bu da terörle mücadelenin bir parçasıdır aslında. Hiç. Bir parçasıdır. Yani çünkü bunu yaptığınız illerde netice alıyorsunuz. İster kamu görevleriyle ilgili olsun, ister e, yerel yöneticilerle ilgili olsun, bunu yapmadığınız yerlerde e, maalesef e, bir sonraki seçimde bunun bedelini siz ağır bir şekilde ödüyorsunuz. Aynı şey bir önce söyledim. Evet yatırım yapılmış istihdama yönelik e, yatırımlar yapılmış, alt ile ilgili, özellikle şehirleşme ile ilgili inanılmaz şeyler yapılmış. Yani Şırnağa gittiğinizde çok rahat kendinizi bir eski şehirde ya da bir balıkesirde gezer gibi rahat gezebiliyorsunuz, ya da Diyarbakır'a gittiğinizde ya da Vana gittiğinizde aynı markaları, aynı e, dükkanları, aynı e, şeyi görebiliyorsunuz, hayat tarzını görebiliyorsunuz. E, ama ne var? Hala e, istihdam olarak Türkiye'nin en e, bu anlamda işsizliğin en yüksek olduğu, eğitim seviyesinin en düşük olduğu. Yoksulluğun çok derin olduğu. Tabii işte oluyor. yoksulluğun yani bütün bunlarla ilgili evet önemli mesafeler almış ama henüz istenilen noktaya gelmemiş. İşte bizim behama behamahal bu istenilen noktaya da getirmemiz lazım. Yıllarca buna terör e, bir nevi e, engel olmuş ama şu anda bu engeller kalkmış. Bunun içinde biz yani 2023 seçimlerini özellikle o bölge içinde ve terörle mücadele içinde çok önemli bir safa olarak görüyoruz. Çok Peki. kısa bir cümle soracağım. Ee, çok kısa bir cümleyle cevaplanabilecek bir şey. Bir dakika, bir saniye. Kulağımda Sinan e, değil mi daha henüz? Tamam. Şimdi e, sevgili izleyiciler taksim e, saldırısını yapan bombacının e, e, yeni keşif görüntüleri çıkmış. Aa, hazırlıyor arkadaşlarım. Sıcağı sıcağına sizlerle paylaşacağız. Tamam. Hem Sayın Destici de izlemiş olur. Tamam. Türkiye'de ilk kez o görüntüleri e, paylaşacağız. E, sizlerle onu söyleyelim. Tek bir e, soru. Çok, soru. Ondan çok sonra basit altılı bir... masa ve ittifaklara geçeceğiz. Çok basit bir cümle. Diyelim ki sizin de e, çağrınız üzere HDP kapatıldı. Oradaki 10, 11-12 bandındaki 6 ile 8 milyon seçmen sizce kime oy verir? Şimdi e, elbette ki seçmenin e, belli bir kısmı yani HDP'nin o e, terörize olmuş ya da e, bizzat HDP'li ya da PKK ile ilintili olan kısmı e, elbette ki yine e, HDP'ye en yakın e, gördüğü partiye oy verecektir. E, ya da e, sandığa gitmeyecektir. E, ama ben önemli bir kısmının da artık e, normal bir şekilde diğer partilere de yani cumhur ittifakı partileri de başta olmak üzere yönelebileceğini e, görüyorum. Evet. Peki. Şimdi e... Çünkü şöyle bunu Altınlığı... neden söyledim? Bunu Buyurun. şundan söyledim. E, anket yaptıranlar yapanlar bilir. E, şimdi biz çok geniş bir anket yaptırmıştık geçen sene bir genel seçmen üzerinde. Bir de Büyük Birlik Partisi'ne oy veren seçmen üzerinde. Mesela bizim e, parti kurulduğundan beri işte 29 Ocak'ta 30 yıl olacak e, seçmenin %9'u bize çeşitli senelerde, çeşitli seçimlerde oy vermiş. Kimi yerel seçimde kimi seçimde. toplam %30, %9 oy vermiş. Şimdi bu %9'un %25'i yarın da seçim olsa Büyük Birlik Partisi'ne oy vereceğim diyor. Bir de orada şöyle bir soru var. Pa seçmen eğilimi partili seçmenlerin eğilimi açısından. Mesela e, diyor ki ee, kendi partiniz seçime girmediğinde bir başka partiye oy verir misiniz? Dediğinizde bir başka partiye oy veririm de en düşük çıkan partilerden birisi HDP seçmeni. Yani bir başka partiye kolay kolay HDP seçmeni %50'sinden fazlası gitmiyor. E bu durumda Peki. 5 milyon seçmenin oyunu çöpe atmış olduk. Yok. E şimdi tabii bu şartlarda bunu söyleyebilir ama e, belli bir süre sonra normal olacak yani bir seçene kendisine en yakın bir seçene değerlendirecektir yani şimdi Demokrat Parti kapatıldı da 20 milyon seçmen boşak mı gitti yani bir başka parti oy oy verilebiliyor ee, sevgili izleyiciler az önce söylediğimiz e, taksim bombacısının yeni görüntüleri geldi en net görüntüler keşif yaparkenki görüntüler şimdi biz de ilk kez izleyeceğiz evet şu anda ekranda izliyorsunuz sevgili izleyiciler e, taksim e, bombacısı kadının daha önceki görüntüleri oldukça da net görülüyor. Evet daire içerisinde şu anda ekranın sağ üst köşesinden yürüyerek geliyor daire içerisinde. İstiklali şişhane İstiklali. olan tarafından dolayı geliyor. Başında beyaz bir örtü var. Herhalde, değil galiba değil mi? orası. Evet yok şişen tarafı. Evet beyaz örtü gibi bir Aşağıdan şey gibi. var. İlerleyen kısımlarda evet. güneş gözlüğü takıyor. Evet şu anda ilk kez bu keşif görüntülerini Gülkan paylaştım. Gülkan keşiften kayıt kasıt ne yani? Bomba daha koyacağı önce yer mi evet, daha önce ya. gelmiş gelmiş? Evet. Aynı gün içinde mi daha önce bir o saat? O kadar ayrıntı bilmiyoruz. Özlem'ciğim şu an sıcağına geldi görüntü. Kıyafet farklı çünkü evet, evet. onun için. Demek ki bu başka ee, bir gün. Emniyetten İstanbul Buradan Emniyetinden mi? paylaşılan görüntüler değil mi? Sinan sen biraz bana bilgi ver. Evet şu anda evet <laughs> bu görüntüler paylaşıldı İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından. Ee, evet. Fotoğraf çekiyor galiba değil mi? Evet başında beyaz bir örtü var değil mi? Ee, teröristin. Ve fotoğraf çekiyor bulunduğu yerlere ilişkin. Ee, Erdoğan Aktaş siz bunu şeyden diyorsunuz değil mi? Tünel tarafından evet. Evet, geliyor diyorsunuz. Yani kameranın açısına göre. Tahmin evet öyle eğer yanılmıyorsam. Tam ha, evet şu anda bilgiler geliyor. 9 gün önce e, caddede keşif yapmış. Tam saldırıdan 9 gün, 9 önce. gün önceki bir keşifi. Başka hani, görüntü hani var mı Sinan? bomba bırakacağını. Hani uyuşturucu taşıyordu evet. değil hani, mi? Hani bilmiyordu. Nasıl böyle evet. bir şey olabiliyor? Evet. Yani 4 Kasım saat 17.30. Hot pantolonlu ve başlamalarına yiyoruz, itibar evet. etmek lazım. Evet. 9 Kasım saat 17.30. 17.30, 4 Kasım pardon, 4 Kasım'da yani saldırıdan tam 9 gün önce e, bu keşfi yapmış. Evet bu görüntüde kalsın, biz üzerine konuşmaya tekrar devam edelim. Erdoğan Aktaş, e, Altılı Masa ve ittifaklar Evet, bu konu üzerine de e, yorumlarınızı merak ediyorum. Fakat ben en son olaydan yola çıkarak sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün e, Endonezya'dan İYİ Parti liderine Sayın Akşener bir çağrısı olduğu, bulunduğu yeri gözden geç. Altılı masayı bırak gel Minvalinde bir söz söyle terk et dedi özür dilerim. Bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Meral Hanım'ın verdiği de bir yanıt vardı. Şimdi e, tabii İyi Parti'nin altılı masa içindeki son dönemdeki tavırları Sayın Genel Başkan başta olmak üzere Parti yöneticilerinin açıklamaları Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Yönelik Bütün bunları Değerlendirdiğimizde bir rahatsızlıkları Çok açık ve net çıkıyor Kılıçdaroğlu'ndan rahatsızlar mı efendim? Sadece Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu değil Yani altını Masa'nın tam Başka rahatsız oldukları Liderler de var ya da başka hadiseler de var Ben bunu birebir İYİ Parti'deki bazı milletvekili ya da yönetici pozisyondaki arkadaşlarla görüştüğümde de Siz bizzat iyi Partili isimlerle görüştünüz ve onlar Tabii rahatsız... tabii, tabii görüşüyorum yani. Neticede bunların bir kısmıyla biz daha önce aynı ocaklarda, aynı partilerde Mesela aynı Yavuz şeyle Bey. Görev yapmışız. Hayır. Değil. O, o isim değil. Peki yönetici kademesinde peki İyi Parti'de yönetici pozisyonunda olan insanlarla görüşmeleriniz mi böyle şeyler? Aynı değil? şey İyi Parti'de de var. Cumhuriyet Halk Partilileriyle de görüşüyorum. Mesela e, görüştüğüm bir Cumhuriyet Halk Partisi yetkilisi şimdi görevini söylemeyeyim e, zan altına kalır. Yönetici e, pozisyonunda yani, mı? Yani mesela dedim ki ya, Kemal Bey'in e, hani bu saatten sonra adaylıktan rücu etme gibi bir şey var mı? Yok dediler. Yani Kemal Bey'in bu saatten sonra adaylıktan geri dönme gibi bir e, durumunun söz konusu olmadığını yani ifade et. Yani biz neticede büyük birlik partisinin genel başkanıyım ben ben e, bölücüler hariç Türkiye'deki her siyasi partiyle de genel başkanından yöneticilerine kadar e, görüşürüm çünkü biz bugüne kadar e, çok e, bizim özelliklerimizden bir tanesi biz bugüne kadar hiçbir siyasetçiye bölücüleri yine ayırarak söylüyorum yüzüne bakamayacağımız hiçbir laf etmedik. Şimdi biraz önce Erdoğan Bey bahsetti. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı normal bir çağrı yaptı. Her parti her partiye çağrı yapabilir. ittifaka davet edebilir. E, aslında bu olumlu bir şeydir. E, çağrı yapılan parti açısından da aslında e, önemlidir, değerlidir, kıymetlidir. Niye seni gündeme taşıyor? Niye sana bir değer at atfediyor, kıymet atfediyor? Ama verilen cevap çok çirkin. Yani her yer öyle çirkin. Yani bir siyasetçiye yakışmaz benzetme daha çirkin. e Şimdi onu ona farklı benzetmelerle, başkalar da daha ağırlarla cevap verebilir. Ama e, şimdi e, ben ne söyleyebilirim burada? Ya benim söyleyebileceğim şey, e, o zaman derim ki yani siz de e, bir aya e, hedefi olan, terör örgütü olan e, şeyle devam edin masada oturmaya. devam edin derim ben basitiyle. Çok memnunsanız. E şimdi bakıyorsunuz, e, Merhan'ım Hanım son günlerde. HDP eş genel başkanlarından birisiyle birbirlerine yükseliyorlar. Yani birbirlerine Pervin Buldan'dan anlattı. Birbirleriyle ilgili polemikten bahsediyor. Polemik yapıyorlar. Birbirlerine yükseliyorlar. O ona yükseliyor, o ona yükseliyor. E şimdi sert cevaplar veriliyor. E tamam da hani Sayın Akşener'e sormak lazım. Şimdi Sayın Erdoğan'ın bu çağrısına bu kadar sert cevap veriyorsun. Ee, işte HDP eş genel başkanla böyle yükseliyorsun da e, yüzünde Rabbiyesir gördüğünüz İmamoğlu sizi Buldan'la beraber ağaç dikmeye davet ettiğinde ona hiç yükselmedi. Ona hiç böyle bir cevap vermedi. E şimdi e, kıyaslamaları efendim işte e, değerlendirmeleri buradan ben Perümbuldanla birbirine yükselmelerini de bir kayıkçı kavgası olarak değerlendiriyorum. Yani ciddi bir eee birbirleriyle ilgili ciddi bir efendim işte atışma olarak görmüyorum. Yani Peki. orada ben açık ve net eğer öyle olsaydı İmamoğlu'nun çağrısını da e, ne ne diyorsun sen derdi. Kimi kimle nereye davet ediyorsun derdi. Ya da Demirtaş kahve içmeye geleceğim dediğinde de e, Tayyip Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanı ülkenin Cumhurbaşkanı aynı zamanda e, verdiği cevabı bile veremedi. Yani o, o yani Cumhurbaşkanına veriyorsun Demirtaş'a veremiyorsun. E, yani ben bunu da halkın özellikle de Türk milliyetçilerin değerlendirmesine takdirine bırakıyorum. Peki. E, altılı masa ve ittifaklarla ilgili son ilgili edelim. bir evet. soru da ben sorayım Sayın Genel Başkan. Geçtiğimiz e, aylarda, geçtiğimiz haftalarda altılı masaya bir yedinci partinin e, eklenmesiyle ilgili bir tartışma olmuştu nitekim. <laughs> öyle bir genişleme olmadı. Bağımsız Cum Türkiye Bağımsız Partisi. Bağımsız Türkiye Partisi. Cumhur İttifakının 3 ee, paydaşı var. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve sizin partiniz. Buraya bir eklenme, bu, bu Cumhur İttifakı'nın genişlemesi gibi bir durum söz konusu mu önümüzdeki zamanlarda? Ee, biz e, daha önce e, Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. E, AK Parti Genel Başkanı olarak da e, Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de ifade etti. Ben de ifade ettim. E, yani biz e, Cumhur İttifakı'nın hassasiyetlerini ve önceliklerini taşıyan her siyasi parti elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilir. Yani Cumhur İttifakı somut adını koyacağım bir siyasi parti yok şu anda ama bizim önceliğimiz nedir? Bizim önceliğimiz çok açık ve net devletin varlığı, bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalidir. Bunu istikrarlı bir şekilde götürmektir. Bir önce bahsettim. Ama birkaç isim olabilir. Başta, birkaç parti ismi konuşulabilir. Mesela, Mesela biz altılı masada yeniden Refah Partisi'nin <laughs> genel başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı ağırladık. Mesela o konuşmanın içeriğinde değil mi Ankara'da Erdoğan Aktaş e, Cumhur İttifakına daha sanki yakın duran Şöyle durabiliriz diyelim gibi, aslında altılı masaya daha tepkiliydi Cumhur daha tepkiliydi en azından. Mesela evet. öyle bir birliktelik olursa onu ka kabul eder misiniz yani Cumhur Ya da görmek ister, görmek misiniz? ister misiniz? Sizin daha ben, doğrusu şöyle şeyıyorsunuz. Benim siz... açımdan bir mahsuru yok. Ben e, yeniden Refah Partisi'nin e, Cumhur İttifakı'nda yer almasından memnuniyet duyarım. Peki alternatif olarak İyi Parti'nin şeylerin... Cumhur İttifakı'na gelmesinden memnuniyet duyarım. İyi Parti'nin. E, tabii memnuniyet duyarım. Yani az önce e, niye HDP ile ortak duymuyor? olduğunu iddia etti. Hayır hayır. Ama oradan vazgeçerek gelecek. Yani ben biz zaten niye e, çağrı yapılıyor? Yani bir kere o masada HDP her ne kadar resmi olarak olmasa da fiili olarak olduğunu siz de biliyorsunuz Özlem Hanım da biliyor Deniz Bey de biliyor Gürkan Bey de biliyor herkes biliyor yani şimdi ama İyi Parti'nin içerisinde bu durumdan ciddi anlamda rahatsız olan bir grup arkadaşlar yok mu var? Bunu da ifade ettim. Kim var efendim? Yok ben şimdi bir genel başkan olarak isimlere girmem doğru olmaz. Ben siz de biliyorsunuz. Yönetici bunu. kademesinde. Ya, mi? Deniz Bey siz benden daha iyi biliyorsunuz. Siz Ankara'nın açıklama temsilcisiniz. Ankara'daki yok yani. kulis e, haberlerini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Sizin e, çünkü e, hemen hemen bütün siyasi partilerle e, bütün siyasi partilerin yöneticileriyle mecliste hepsiyle e, görüşebiliyorsunuz. Biz Taksim Meydanı'nda beyefendinin programında açıklıyoruz sayın genel başkan. Sizden o kulis bilgilerini açıklayalım. Tabii tabi, Yüzler sizden de kulis sizden almak istiyoruz. Tabii. Evet. O yüzden bize soruyorsunuz. Benim isim vermem doğru olmaz ama ben yönetici e, kademesindeyim onu Tabii yönetici kademesi. Yani İyi Parti'nin yöneticileri, e, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyor ve bu ittifaktan rahatsızlar mı? Sadece o değil. HDP'nin ittifakın içindeki konumundan da rahatsızlar. Ee, efendim ve o masadaki diğer bazı siyasi partilerin açıklamalarından rahatsızlar. Mesela. Efendim? Mesela. Ya şimdi diyelim Ali Babacan'ın da açıklamalarından rahatsızlar. Yani şimdi Ali Babacan e, da mesela HDP'ye yakın açıklamalar yapıyor. Yani HDP e, ne diyor? HDP'yi şeytanlaştırmayalım diyor. Ya HDP kendisini zaten şeytanlaştırmış. HDP terör örgütünü lanetlese, terörü lanetlese e, biz zaten e, ben biraz önce söyledim HDP'nin kapatılmasına, bir siyasi partinin kapatılmasına ben de karşı çıkarım. Yani siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Evet. 2011 referandumda da zaten partileri kapatma e, ile ilgili bir e, teklif de vardı biliyorsunuz o maddelerin içerisinde. HDP onun o geçmesini engelledi. Ee, oturuma katılmayarak referanduma gitmesini engelledi. Yoksa partilerin kapatılması anayasal güvence altına alınıyordu orada. Onu e, o zaman BDP'ydi yanlış hatırlamıyorsam ismi. Onlar katılmadılar. 336 e Top herhalde. Toplaki bütün anayasal çalışmaya karşılardı. Girmediler. Partilerin kapatılma oylamasına. Evet. Girmediler. Dolayısıyla da onlar müsebbibi. Eğer bugün Türkiye'de bir kapatma şeyi varsa e, anayasamızda. Bu arada onun için, sus. Sus. buyurun, buyurun, buyurun efendim. Onun için ben hani Cumhur İttifakı'nın e, ilkelerimize uygun bir şekilde e, genişlemesinden elbette ki memnuniyet duyuyorum. Neden memnuniyet duyuyorum? Çünkü biz e, bu iktidarın güçlü devlet ve milli iktidar için Cumhur İttifakı'nın devamını e, biz olmazsa olmaz olarak görüyoruz şu anda. Peki. Peki. Bunun ee, için bu arada bu, son dakika gelişmeleri devam ediyor. Programımız boyunca da sizlerle paylaşıyoruz. İçişleri Bakanlığı e, Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyordu herhalde değil mi Deniz? Evet. Gün evet. Süleyman'ın oldukça bakıyorum. sert açıklamaları vardı evet. orada. Bugün e, akşam saatlerinde bir başka açıklama yapmış. Çarpıcı olduğu için belki Sayın Destici de bu konuda bir yorumda bulunabilir. E, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi ve İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin terör örgütlerine neler yaptıklarını, nasıl yardımlar yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım. Şöyle, demiş. Benim biliyorsun iki hafta önceydi İçişleri Bakanı Sayın Soylu'yu konuk ettiğimizde orada bir... FETÖ roman diyerek kırmızı bir dosya kaldırmıştı Cumhuriyet Halk Partisi ile. başka bir şey galiba mı? Onu söyleyeceğim. Orada o arada birazcık kaynadı aslında. Bir tane de belediyeler ve e, terör örgütleri ilişkisi diye bir dosya kaldırmıştı. Onu da açıklayacağını o zaman söylemişti. <laughs> Peki, o dosya bu dosya. Haftaya basın Peki. toplantısı yapacak. Peki bir önceki bütçe konuşmasında da Sayın İçişleri Bakanı yüzlerce kişinin e, PKK kadrolarından Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edildiğini. Artık onu, edildiğini... onu Süleyman Soylu'yu çağırdığımızda sorarız. Soralım. Çünkü <laughs> o sonra... iş öyle yani yarım evet. kaldı. Öyle olmadığı Peki. anlaşıldı Ama Şimdi bir gerçek. Ha buyurun. Başta İstanbul, Bu konuya yorumunuz İstanbul nedir? İstanbul Belediyesi olmak üzere bir daha önce laboratuvar diye açıkça söyledim. Yani İstanbul'da HDP'lilerin istihdam edildiği çok açık. Genel müdürlüklerin verdiği çok açık. HDP'lilerin? Tabii. Çok. Ama HDP eşittir PKK diyoruz. <laughs> Öyle diyeceğiz zaten. Yani. Evet. Evet. Söyleyecek bir şey Hayır, kalmıyor. Da. Şunu söylemek istiyorum. Hani biraz önce Sayın Akşener'le Pervin Buldan'ın birbirlerine yükselmelerinden bahsettim. Yani eğer siz bu konuda gerçekten HDP'yi bizim gibi terör örgütünün bir partisi olarak görüyor ve HDP ile asla birlikte olmayız, ittifak etmeyiz diyorsanız o zaman yapmanız gereken nedir? İstanbul Belediyesi'nde de birlikte görev yapmayacaksınız. Bir genel müdür İYİ Parti'den, bir genel müdür CHP'den, bir genel müdür HDP'den. Birlikte çalışmayacaksınız o zaman. Yani orada da tavrınızı net. Yalnız benim anlamadığım bir nokta var. Buyurun. Ülkenin İçişleri Bakanı niçin bunu çok önemli iddiaları savcıya vermiyor da basın toplantısı yapıyor. E, savcıya da verecek. Yani biliyorsunuz Erdoğan Bey siz daha deneyimli bir gazetecisiniz. O yüzden önce, soruyorum zaten. Hayır, önce Çünkü ben iki defa böyle bir şey gördüm. Bakın önce e, polis işte emniyet istihbarat çalışmasını yapar. E, bir takım bulgulara elde eder ve ondan sonra da savcılar verir kamuoyla da bunu paylaşır. Bu sadece bu hadisede değil ki efendim yurt dışında bir operasyon yapıldığında da mitten açıklama yapılıyor. Ülke içinde bir operasyon yaptığı zaman da emniyet açıklama yapıyor. Bu gayet doğal. Peki. Evet. Altılı Masa Altını ve masayla, İttifak. Altılı Masa ile devam etmek istiyorum. İki sorun var. Birincisi bir iddiada bulundunuz dediniz ki İyi Parti'nin hem de yöneticisi seviyesindeki kurmayları bu ittifak masasında İyi Parti'nin varlığından son derece rahatsız ve bunu da bize diğer e, siyasetçilere ifade ediyorlar. İsim vermediniz. Peki dün Meral Akşener bir açıklama yaptı Sayın Cumhurbaşkanının çağrısına ve dedi ki biz bir kumar masasında Türkiye'nin geleceğinin e, e, heba riske edilmiş. heba edildiği bir kumar masasında olmayız dedi. Demek ki o zaman İyi Parti için de Genel Başkanlığı... i̇şte Ben de ona çok çirkin bir cevap olduğunu Anlıyorum, ifade. Anlıyorum, ama bu değil. E, genel başkan seviyesiyle eee kurmaylar arasında o zaman ciddi bir fikir ayrılığı, bir fay hattı var demektir bu. Buna katılır mısınız? İkincisi, altılı masanın ortak adayı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismini nasıl değerlendirirsiniz? Bakın. Burada ikisini ayrı değerlendirmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu, altılamasın. Yo masanın... onu ikinci bir ayrı soru olarak sordum zaten. Diğerini bir önceki tartışmaya e, referansa sordum. Akşener ve yöneticileri iyi Parti. Bir kere, bir kere. E, Sayın Akşener ve masadaki bazı partiler ya da onların genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediklerini çok açık belli ediyorlar zaten. Evet. Kemal Bey'i kazanamayız diyorlar. Aslında Kemal Bey'in şahsına şahsiyetine bir şey söylemiyorlar. Ee, arka tarafta söylüyorlar da ön tarafta söylemiyorlar en azından. Ama e, kazanamayacağı e, noktası üzerinden yürüyerek en meşru itiraz etmelerinin en meşru yolu bu çünkü. Kazanacak bir adayla gireceğiz diyorlar. Kemal Bey'le girersek kazanamayız diyorlar. Şimdi e, farklı gerekçeleri olsa da farklı sahipleri olsa da bunu ön plana çıkarıyorlar. Bunu bir tarafa koyuyorum. Bu bir gerçek. Bunu siz de biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Kemal Bey altılı masanın adaylığı noktasında benim fikrimi soruyorsanız bana göre o masada adaylığı en çok hak eden adam Kemal Kılıçdaroğlu. Yani neden? Çünkü masanın en büyük partisinin genel başkanı. İki masayı oluşturan yani o altı kişiyi o masaya buluşturan özveri ise özveri, destek ise destek. Her anlamda partinin hepsine sadece iyi Parti'ye verdiği 15 milletvekilinden bahsetmiyorum. Yani her türlü destekten bahsediyorum. Yani şimdi bütün bunları yapan, oy farkına bakmadan, oy hesabı yapmadan, eşit şartlarda masaya hepsini oturtan, hepsine eşit şartlarda söz verilmesini, hepsine eşit şartlarda temsilci alınıp çalışmalar yapılmasını e, hep sağlayan birinci e, adam Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığının, e, hani o masada o liderlerden birisi aday olacaksa, Elbette ki Ayın birinci aday. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkını savunuyor. <gülüyor> <gülüyor> hayır, Buna şaşırmamak ben, lazım aslında. Hayır, çünkü şöyle, ben Sayın Destici'yi İhsanoğlu kampanyasından tanırım ve İhsanoğlu kampanyasında verdiği açık destek de <laughs> e, Kılıçdaroğlu Ekmenettin İhsanoğlu. İhsanoğlu kampanyasında Kılıçdaroğlu'nu çok tanıma fırsatı bulmuş bir genel başkan ve siyasetçidir ve bir hukukları olduğunu oradan biliyorum en azından. Hayır, yani. Benim o masada oturan her siyasi parti genel başkanı e, hukuku var. Vardır, yani, doğru. Temel Bey'le de var. E, Meral Hanım'la da var. Efendim işte... E, Davutoğlu. Davutoğlu'yla da var. Ali Bey'le de var. Gültekin Bey'le de var. Hepsiyle var. Yani hukuk olmak başka bir şey. Ben bunu söylerken şunu da söylemiyorum. Yani bazıları hemen bunu basit değerlendiriyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kolay aday. Dolayısıyla da kazanamayacak aday. İşte Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak Sayın Destekçi'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini öne çıkartıyor. Böyle değil. Benim yaptığım hani e, gerçekten o masadan bir aday olacaksa hakkaniyet açısından söylüyorum. Hakkaniyet açısından Kemal Bey'in e, o masadaki genel başkanlardan biri aday olacaksa Kemal Bey'in adaylığının çok doğal olduğunu, çok tabi olduğunu e, ifade etmek istiyorum. Kazanır kazanmaz o benim meselem değil. Peki. İkinci, ikinci birinci olarak benim meselem değil. Elbette ki meselem bir taraf olarak yani altılı masanın karşısındaki ittifakın bir bileşeni olarak seçimi kazanmak isteyen birisi olarak elbette meselemiz ama biz sadece adaylık meselesini değerlendirdiğimizde bunu ifade etmek istiyorum. Ben çok doğal ve tabi olduğunu ve Kemal Bey'in de ben adaylık konusunda da çok önemli mesafe aldığını ve büyük ihtimalle de altılı masanın adayının bir sürpriz olmazsa Kemal Bey olacağını Az düşünüyorum. Az önce İyi Parti çeşitli arkadaşlarınızdan ya da daha önce tanıdığınız isimlerden. E tabi de tecrübeli siyasetçisiniz. Hem meclis hem ondan öncesi. E, önemli çevreniz ve ilişkileriniz de var. Bütün bunları söyledikten sonra ki az önce de bir iki kulis bilgisi verdiniz. Ama doğal olarak genel başkan olarak detaya giremez. Kaynağı onu, açıklamıyor sayın Evet onu başkan. Deniz Gürel yapsın dediniz. <laughs> Fakat sorum şu. O konuştuğunuz arkadaşlarınızla ya da diğer partilerin temsilcileriyle şikayetlerin dile getiren temsilcilerin dilinde Kemal Bey'in dışında bir aday daha zikredildi mi mesela sizinle sohbetlerde? Öyle somut bir aday zikredilmedi. Yani o onu konuşmadık. Peki efendim siz e, tabii kurucunuz e, müteveffa Allah rahmet eylesin Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir anlaşmazlık mı yaşıyorsunuz? Neden mesela Sayın Fatih Furkan Yazıcıoğlu size değil de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na görüşmeye gidiyor? Bir de açıklamaları da var. Biraz yani eleştirak... hatta Ankara kulisinde deniz daha iyi bilir CHP'den aday olma ihtimali bile konuşuluyor... Bir milletvekili adaylığı konuşuyor CHP'de. Evet, evet, yani ben en son Ankara'ya ziyaretimde CHP'nin grup toplantısını izleme fırsatı buldum. Orada da hep bir şey söylüyor Kemal Bey diyor ki milletçilikse ...ülkücülükse ben birinci sıradayım diyor mesela. <laughs> Böyle bir söylemi var Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi tabii Sayın Kılıçdaroğlu bu adaylık noktasında iyice havaya girdiği için. Hangi kesimle karşılasa Hangi kesime gitse işte Ülkücülerle görüştüğünde ben de ülkücüyüm Efendim işte e, liberallerle görüştüğünde en e, neoliberal benim Efendim işte solcularla görüştüğünde ya benden iyi solcu mu var i̇şte Alevilerle görüştüğünde benden iyi Alevi mi var Yani Kemal Bey şu anda e, Biliyorsunuz Bozkurt işareti de yapıyor e, HDP'nin kullandığı Zafer işaretini de yapıyor yani her herkese tabiri caizse bir mavi boncuk dağıtıyor. Yani. Sayın İhsanoğlu da bozkurt işareti yapmıştı. Şey yapıyorlar yani evet, şimdi bu insanın. tür aday olanlar e, şimdi ben bunu yapsam çok tabidir doğaldır. Çünkü ben ülkücüyüm Türk milliyetçisiyim. Ama Kemal Bey'in bunu yaptığı zaman Kemal Bey'in bunu sadece ülkücü tabana bir selam olarak yaptığını bir mavi boncuk olduğunu herkes bilir. Yani bunu da en iyi bilenler sizsiniz. Yani Erdoğan Bey de bunu çok iyi bilir. Siz de bilirsiniz. Deniz Bey de. Hele Gürkan Bey o e o partide görev de yapmış. Yok yapmadım ben. Ha. Görevim yok ama. Barış'la karıştırdım Barış'la karıştırdı. Barış Bey de sizi zaten sık var. sık. Vekildir. Onun günahları Vekildim. da bana geliyor. Bilet <laughs> vekiliydi tabii Barış'la önce de mi? Ben gazeteciyim efendim sadece. Tamam. Ama, yakında ama yakından biliyorsunuz. biliyorsunuz. Gayet tabii gayet. Yani yakından biliyorsunuz. Yani, biliyorsunuz. yani. Tarihini bilir. Tabii çok iyi bilir. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanın önemli bir kısmını da o işaretin rahatsız ettiğini de bilir. Bilir yani bu bu çok açık ve net. Rahatsız ettiğini de bilir ama Kemal Bey e, adaylık için aynen başörtüsü yasa teklifinde olduğu gibi e, her tarafa bütün seçmen kitlelerine bir mavi boncuğu. Adaylar boncuk. da gösterdi ama hem Efendim? Ankara'da, şimdi Ankara'da Mansur Yavaş, evet. Hatay'da Lütfü Savaş. Doğru. Hani hep Milliyetçi Hareket Partisi kökenli, ürkücü evet. olarak nitelendirilen. Ama de Türkeş'in ailesiyle son derece yakın ilişkileri var. Şimdi Kimle? işte Fatih Furkan Yazıcıoğlu, rahmetli Türkeş'in. Evet. Ee, kendisini ziyaret yani etmeye yani da var aslında hani biraz. Bir şey oluyor demek Ama ki. Ama işte şöyle Kılıçdaroğlu hesabı kazanmak üzerine yaptığı için bunlar oluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de işte Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde de Adana Büyükşehir Belediyesi'nde de ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de gösterdiği aday profili şuydu. Antalya. Yani ben solun oyuyla bunu kazanamam. Ancak sağdan da oy alarak Ankara Belediyesi'ni ya da İstanbul Belediyesi'ni ya da Hatay Belediyesi'ni kazanabilirim. O halde bu profile uygun adaylar koymak. Yani stratejisi tamamen yine seçimi kazanmak üzerine yapılmış bir strateji. Efendim burada o doğal bir kitle partisi onu yapar da o adaylar niye CHP'nin teklifini kabul ediyor? Neden Fatih Furkan Bey size değil de Kemal Bey'e gidiyor? Biz, yani biz yıllarca bu davayı birlikte götürdük. Şimdi burada sadece Kemal Bey'e değil siyasi parti liderlerine de bir ziyaret söz konusu bunun için bunu sadece Kemal Bey'e gidilmiş sadece Kemal Bey'le görüşülmüş sadece Kemal Bey'e bilgi verilmiş olarak değerlendirmek çok yanlış ve doğru değil bir kere bunu söylemek ben lazım ben daha net sorayım izninizle evet ee, hal böyle olunca Yazıcıoğlu ailesinin Büyük Birlik Partisi'ne bir kırgınlığı mı var? Ya da sizin aranızda bir gerginlik mi var? Şimdi Görüşmüyor ben, musunuz? Varsa bunun nedenini merak ediyoruz. Bakın ben şunu ifade etmek istiyorum. Ben 78 yaşında bir önce bahsettim. Ankara Merkezi Muhammet Sesinde 78 yılında. 78 yılında. Evet, evet senesinde dedim. Yani 78'in ya da 79 olabilir. Eylül ayı gibi falan ya da Ekim. bizim yurdun yanında şey vardı. Şeker Öğrenci Yurdu vardı. Şimdi Gazi Kız Yurdu orası. Tam Gazi Kavşakta. Üniversitesi'nin önünde. O zaman orası ülkücülerin yani bizimkilerin şeyini. Gazi Üniversitesi'nin genelinde etkiliydi zaten. Tabii. O yuk, Şeker Öyle bir Öğrenci Yurdu. Yani. Tabii. E şimdi biz de lise talebesiyiz. Seminere gidiyoruz. Rahmetli Muhsin Başkan da Ülkü Ocakları Genel başkanından ayrılmış ve orada hem merhum Türkeş'in gençlik müşaviri hem de eğitimcisi partinin. Bize seminer vermeye geliyor çeşitli şeylerde. Başkaları da geliyor. Muslüm başkanı bizim ilk tanışmamız orada. Ben o günden şehadetine kadar Muslüm Yazıcıoğlu'nun hapis hayatı hariç her şart ve halükarda yanında durmuş birisiyim. Yani onunla birlikte durmuş birisiyim. Herkes geldi gitti partiye. Seçimlere göre geldiler gittiler. Adaylık ümidiyle geldiler gittiler. Çeşitli sahiplerle geldiler gittiler. Ya da parti kurulurken büyük ümitlerle kuruldu. Beklentiler karşılanmayınca gittiler. Ama ben ve bazı arkadaşlarımız her şartta, her şartta, her şartta şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında durduk. Ee, şehadetine kadar. Dolayısıyla da Muhsin Yazıcıoğlu benim idolümdü, benim liderim. Onun ailesi de Geride bıraktıkları da, davası da, partisi de, ocağı da benim için kıymetlidir. Dolayısıyla bunu kamuoyu önünde, kamuoyu nezdinde e, konuşmayı da çok e, doğru bulmam işin doğrusu. Ama söyleyeceğim şudur, söylemek istediğim şudur. Biz Muhsin Yazıcıoğlu nerede durmuşsa orada duruyoruz şu anda. Farklı bir yerde durmuyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu şehadet süreciyle ilgili, davasıyla ilgili, dosyasıyla ilgili e, bir takım yerlerle görüşülmesi... Efendim işte kamuoyu oluşturulmaya çalışılması. Bunlar normaldir. Yani bunları eleştiren olabilir. Doğru bulan olabilir. Yani geçmiş e, yıllarda, geçmiş dönemlerde e, biz de çok farklı kesimlerle görüştük. Bu hadisenin aydınlatılması için noktasında. E şimdi fakat geldiğimiz noktada şunu ifade etmek istiyorum. Kamuoyunu bilmesi açısından da. Şimdi bir iki kere bu Soruşturma ile ilgili takipsizlik kararı verildi. Bir 2014, bir 2016 ve biz parti, Ocak yani aileler, avukatlar hep birlikte bir mücadele vererek bunu kaldırttırdık. Her ikisinde de. İki Neyi kaldırttırdınız. Verilen takipsizlik kararı. Karar mı, yani? Kapatılmıştı yani. Tamam. 2014'te bir, 2016'da iki. İki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında verilen takipsizlik kararı ki. Onun kaldırılması için Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma talep etmesi gerekiyordu. E biz bunu sağladık. Dönemin Adalet Bakanı, Esayın Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ona da görüşerek bunu sağladık. Ve Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma talebiyle bozuldu. Yargıtay 5. Dairesi'nde yargılamalar yapıldı. Üst dereceli memurlarla ilgili ceza alanlar oldu, ceza almayanlar oldu. Herkese Kahramanmaraş'taki yargılamada orada da hata ihmal kusurla ilgili yargılananlar oldu, ceza alanlar oldu, ceza almayanlar oldu. Şimdi bir davada daha sürüyor ağır cezada 20 kişinin yargılandı. Bir daha ana soruşturma dosyası var. Orada da bizim en önemli taleplerimizden bir tanesi neydi? Efendim işte burada baştan kurulurken komisyon 9 kişi yerine 3 kişi kurulmuştu. E bunun e, doğru kurulması yönünde başından itibaren. E şimdi geçtiğimiz yıl 9 kişilik yeni bir komisyon oluşturuldu. Başından itibaren orayı çağırıyor. Artı Emniyet, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, diğer ilgili kurumlar tamamen şu anda bu hadisenin çözümüyle ilgili e, çalışma yürütüyorlar. Bir video yani, görüntü bulunduğu söyleniyor. Şimdi ayrıntılara girersek pek çok şey var. Yani zamanımız varsa konuşabiliriz. Yok, kısa bir Ama değinelim. Kısa bir başka olarak şunu var. söyleyeyim. Burada e, verilen takipçi kararı kaldırıldı ve bu çalışmalar e, şu anda çünkü daha önce hatırlarsınız bu hadise Efendim, ilk yaşandığında Efendim Yazıcıoğlu gibi bir kişiliğin vefatıyla ilgili e, ki ben kaza Vefat anından, kaza, yani kaza, kaza, anından evet. yani. kaza anından toprağa verildiği güne kadar yayın yapmıştık biz. O zaman Habertürk'ün yayın yönetmeniydim. Sorum şu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Akıllarda hala sorular varsa verilen takipsizlik kararını hangi gerekçeyle kim tarafından neden yapıldığını sormaz mısınız siz? Ve o zaman hani Hayır, başka zaten, bir karanlık güce mı? mi ulaştı? Hayır sorduk ve kaldıttırdık zaten. Sorduk ve kaldıttırdık. Ama sen nasıl sorun? Yazıcıoğlu ailesi bir kırgınlık oldu. Yalnız o şimdi o bakın ama söyledi onu. Bakın şimdi bakın. ilk bu şehadet yaşandığında ne dendi? O zaman Ergenekon vardı biliyorsunuz. Duruşturmaları vardı derinde. Ergenekon'un gizli tanrı olduğu için e, öldürüldü dendi. Biz ona itiraz ettik. Böyle ona bir şey olmaz. Ona dendi. Hayır sonra o dendi. Sonra başka şeyler söylendi. Yani ama biz hep kim ne derse dersin biz hep gerçeğin peşinde olduk. Hukuk içerisinde ve sağlam delillerle ve şüphelerin üzerine giderek bu olayı bu safhaya getirdik. Yani şimdi o dönemde yargının durumu, içişlerinin durumu, askeriyenin durumu bütün bunları biliyoruz. Bütün bunları gördük. Sonra bütün bunlar ortaya çıktı. E şimdi ama ben ne diyorum şu anda devletin bütün kurumları bu işle ilgili ilgili kurumlarından bahsediyorum. Samimi bir çalışma yürütüyor. Başta hukuk olmak üzere, içişleri olmak üzere. Tabii ki biz parti, tabii ki ailesi, diğer aileler, Hepsi bu işin içinde hassas bir şekilde duruyor ve inşallah artık hani sona doğru daha belki biraz daha tabii sürebiliriz. Siz bir fotoğraf görebildiniz şimdi mi nedeni konusunda? Şöyle, tabii ki var bir iki şey var. Ama onların biraz daha netleşmesi lazım. Özellikle şu raporun çıkması lazım. Çünkü orada teknik bir rapor. Özellikle üniversitelerden onun içerisinde ee, teknik bilim adamları var efendim işte e, uzman kişiler var. 13 yıl oldu sanıyorum. Da, yok hala. yok bu bir yıl oldu bu komisyon kuruları. Yani bütün bunlarda. Hayır, kaza'nın biz, üzerinden. Hayır kaza bütün bunlarda tabii. biz ama şöyle bakın Erdoğan Bey Habil kaç yıl sonra aydınlatıldı? Aydınlatılamadı hala. Hayır, hayır. En azından yani, bir hala şeye geldi. Hala bekliyoruz onun yani, aydınlatılmasını. Evet. Ama önemli olan şu. Bizim kararlılığımız şu. Hablebitoğlu'nun dediklerine de ülke zaten 20 yıl sonra geldi. Ya enteresan bir ülkeyiz. Yani. Ya benim orayla ilgili de e, söyleyeceklerim e de ilgili var söyledim. da. E, şimdi e, ne var efendim, o onu değil. Söyleyin. Ama söylemek istediğim e, şu. Bizim söylemek istediğim. Biz her hal ve şartta bu meselenin ardına bırakmadık. Takipçisi olduk ve sonuna kadar da takipçisi olacağız. Bakın. Ama bir şey söyleyeceksiniz aynı şey. de söylemiyormuş gibi hissediyorum. Hayır, ben şunu söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim. Neden biliyor musunuz? Şundan dolayı. Biz ilk aylarda, ilk yıllarda Malatya'da özel yetkili mahkemeye gittik. Ben varım. Partinin genel sekreteri var. Aileler var, avukatlar var. Dönemin dosya savcısı ve başsavcı vekili dedi ki tamam biz bu işi çözdük. Biz bu şu çözdük. Bir, bir buçuk aya kadar her şeyi bitiriyoruz. Ben de tabii o zaman daha e, bu kadar tecrübeli bir genel başkan değilim. Genel başkanlık başka bir tecrübe. Gerçekten başka bir tecrübe. Yani ben hemen oradan hatta o akşam Sivas'a gittim. Rahmetli genel başkanımızın memleketi. Şehit genel başkan. Televizyon canlı yayına çıktım. Dedim ki bir, bir buçuk ay içinde bu iş bitiyor. Fakat sonra arkasından neler çıktı biliyorsunuz yani. Şimdi onun için ben genel başkan sorumluluğu içerisinde e, açıklama yapıyorum. Çünkü e, benim bulunduğum pozisyon ağzıma gelen her şeyi ya da duyduğum her şeyi paylaşacak bir pozisyon diyor. Peki. Bizim neymiş, amacımız nedir? Meseleyi aydınlatmak, bütün şüpheleri gidererek aydınlatmak, gerçeğe ulaşmak ve bunun sonucunda da bunun faillerini yargıya e, teslim edip ya da teslim edilmesini sağ, sağlayıp bunun hesabının sorulması. Bakın size bir şey söyleyeyim. Erdoğan Bey bu yani 2009'da 25 Mart 2009'da helikopter düşüp e, kaza kırım komisyonu kurulduğunda o hadiseden önce de Atlas Jet'in bir uçağı düşmüştü biliyorsunuz Isparta'da. Evet. Türkiye'nin en bilim, değerli bilim insanları. Bakın, orada da 3 kişilik evet. bir komisyon kurulmuş. Enteresan. Aynı komisyon. Aynı komisyon. Halbuki en az 9 kişilik bir komisyon kurulması gerekiyor. Bunun en az ikisinin uçuş emniyet komisyonundan olması gerekiyor. Bunların her birisinin görevleri var. Biri uçak mühendisi olacak, biri efendim meteoroloji mühendisi olacak. Ben bunların hepsini ezberledim. Yani mesleki bütün e, araştırma komisyonu oturumlarına katıldım. Devlet denetleme kurulu çalışmalarına katıldım. Mahkemelerin tamamına yakında takip ettiğim. Dolayısıyla bunların hepsini biz, bunların hepsine vakıf olduk. Yani bakın Atlas Şirket'le o üç kişilik komisyon kurulunda kimse itiraz etmedi biliyor musunuz? Çünkü neden? Türkiye'de o zamana kadar her hepsi böyle yapılıyormuştu. Biz meclisteki komisyona gittik. Ana arama kurtarma daire başkanı geldi. Dinlemek için çağırdık. Niye siz vazifenizi yapmadınız? Adam dedi biliyor musunuz? Meclis kayıtlarında var, tırnaklarında var. Bizim dairenin adı ana arama kurtarma dairesi ama bizim ne arayacak adamımız, ne kurtaracak ekibimiz var dedi. Şimdi Türkiye o hadisenin yaşandığı günlerde durumun vahametini de ortaya koyuyorum ben. Aynı dönemde ama tabii. Ama biz, biz dediğim gibi bu işin peşini bırakmadık. Bakın 2016'da nasıl açıldı tekrar bu soruşturma? Darbe oldu darbe. 15 Temmuz'da. 16 Temmuz'da beni İzmir'den bir polis memuru arkadaş aradı. Dedi ki başkanım ben ocaklarda, teşkilatlarda bulunmuş bir polis memuruyum. İsmim şudur şudur. Biz dedi akşam İzmir Emniyetinde görevliyim. Biz dedi akşam Marmaris'e gittik. Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırıyı ya mukavemet etmek için. Orada dedi yakalananların içinde çünkü bizim camiamız bu meseleyi takip ediyor. İki kişi dedi, bu helikopterin üzerindeki cihazları söken askerler dedi. Biri yarbay, biri asubay. Şimdi biz aldık hemen avukatlarımız aracılığıyla. 18 Temmuz'da yani pazartesi günü Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına bunun dilekçesini verdik. Ve mesele hem o yönüyle de araştırmaya başladı hem de soruşturma bunun üzerindeki karar kaldırıldı ve yeniden soruşturma başladı. Seçim Genel şey Başkan reklama gideceğiz. Reklama gitmeden Allah. önce şunu o zaman soru havada kalmasın. Ben kamuoyu önünde Yazıcıoğlu ailesiyle polemiğe girmem, kendime de uygun görmem dediniz bir Benim genel için başkan kıymetlidir, olarak. Yalnız ben bir minik soruyla bitireyim. Onunla da cevabını aldıktan sonra hemen reklama gidelim. Ee, Yazıcıoğlu ailesinden bir birey bir başka partiden aday gösterilirse, bir başka partinin üyesi olursa bunu nasıl karşılarsınız? Şimdi ben e, Yazıcıoğlu ailesinden herhangi birisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday olacağını düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Evet. Peki. Evet. Kısa bir reklama gidiyoruz. Şunu rekl da söyleyeyim. Yani Büyük Birlik Partisi'nin e, elbette ki kapısı e, sadece e, bütün yani bizimle milli hassasiyetlere sahip olan e, ya da demokrasi hassasiyeti olan her insana açık olduğu gibi en evvelde elbette ki kurucu liderimiz Şehit Musun Yazcıoğlu'nun aile fertleri, dava arkadaşları, partinin eski kurucuları, partide daha önce görev yapmış arkadaşlar hepsine açıktır. Dolayısıyla da bizim adımız Büyük Birlik. Yani biz kendi içimizde birliği sağlayamazsak, kendi içimizde birliği tesis edemezsek nasıl başarıya ulaşacağız ki? Ben her zaman arkadaşlarıma bunu söylüyorum. Yani biz önce kendi içimizde birliği tesis etmeliyiz. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimizi saymalıyız. Birbirimizi hoş görmeliyiz. Peki. Dolayısıyla bizim kendi ilkelerimiz var. Bu ilkelerimize uygun olarak yolumuza devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Peki. Kısa bir reklama gidiyoruz. Yüzler Kulübü reklamların ardından devam edecek sevgili izleyiciler. Bir yere ayrılmayın. Koçak'tan Kasım'da indirim rüzgarı. Pırlanta'da %50 artı %10, altınlarda ise ekstra %30 indirimleri kaçırmayın. Koçak. Evet sevgili izleyiciler, Yüzler Kulübü'nde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ağırlıyoruz. Son bölüme girdik. Sorularımızı da bu tempoda soralım çünkü süre daraldı biraz. Evet, biraz. Ee, Senle başlayalım Deniz Güral. E, Sayın Genel Başkan, birbirine bağlı e, iki soru soracağım izninizle. Evet. E, birincisi bu imar affı meselesi, yani yakın, Oo, yapı, çok soruluyor. Helaket evet. soru var. Buradan imar affı ile ilgili beklentisi olanlar da muhtemelen şu anda yüzler kulübünde bizi izliyorlar. Şimdi sizin bir teklifiniz vardı imar affı ile ilgili. Birinci sorum bu olacak. İşte yapı kayıt belgesi ile ilgili problem yaşayanlar, imar affının tekrar çıkmasını isteyenler. Bu konu rafa mı kalktı? Ne oldu? Bu birinci sorum. İkinci sorumda. Siz aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın en ulaşılabilir lideri gözüküyorsunuz toplum nezdinde. Yakın zamanda herhangi bir dezavantajlı grupla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na gittiniz mi? Kamuoyuna buradan ilk defa açıklayabileceğiniz Sayın Cumhurbaşkanı ile bir dezavantajlı herhangi bir grubun problemiyle ilgili kendisiyle konuştuğunuz bir konu var mıdır? kit çalışanları yazıyor, KPSS yazıyor, PTT, yazıyor, Yani şu an EYT, problem EYT. yaşayan toplumun herhangi bir kesiminden, e, ya şunu da söylememiştim deyip Yüzler Kulübü'nde bizlere ya da kamuoyuna söylemek istediğiniz en son Sayın Cumhurbaşkanı'na hangi grubun problemini taşıdınız? Çünkü biliyorum size gelen notları da Sayın Cumhurbaşkanı'na tasnif edip Şimdi, Bu imar e, yasası ile ilgili bizim kanun teklifimizin ana gerekçesi ve kapsamı şu. Ben e, bu e, Kastamonu, Sinop, Sel afetleri olduğunda o bölgeleri gezdiğimde köyleri özellikle köylüler evlerini yapmışlar. Fakat elektrik bağlanamıyor. Ama yapılmış evler. Çünkü köylerde biliyorsunuz Büyükşehir yasasıyla birlikte özellikle Büyükşehir olan yerlerde eskiden köylerde yaşayanlar kendi arasına evini yapıyordu istediği gibi. Yani e, proje yok. E, efendim işte Yapı kayıt belgesi yok, ruhsat yok. Yapıyordu köyler evlerini eskiden beri. Şimdi Büyükşehir Yasası ile birlikte bir bocalama var. Yani Evler yapılmış. E şimdi e, tabii ki yasayla birlikte e, efendim işte bunların e, ya yıkılacak e, ya bir çözüm bulunacak. Bir de 2018 tarihinde çıkan son e, 2017 tarihinde çıkan e, bu son imar kanununda 10 milyondan fazla insan başvurmuş buna. Bunun 7 milyonu faydalanmış. 3 milyon üzerindeki vatandaşımız çeşitli sahiplerle bundan faydalanmamış. Mağduriyet yaşadıklarını söylüyorlar. Şimdi bizim esas teklifimiz bu köylerdeki yapılaşma ve 2017'deki 2018'de herhalde şeye girdi. <laughs> bu vatandaşlarımızın e, haklarıyken istifade edememiş çeşitli sebeplerle ya parası ya buluşturamamış ya işte uydu çekimlerinde kendi ifadeleri hata olmuş ya da başka sahiplerle biz ama bizim şartımız ne? Bizim şartımız şu. Bir özel mülkiyet olacak. Kesinlikle kamu arazisi ya da orman arazisi değil. İkincisi yapı kayıt belgesi olacak. Debreme dayanıklı olacak. Bütün böyle hassas yani kamuoyunu incitmeyecek. Kaçak yapılaşmaya prim vermeyecek ama mevcut problemi de ortadan kaldıracak bir teklif verdik bir, biz Bizim verdiğimiz buna bir teklif tarih mu? koydunuz mu efendim? Tarih koyduk e, Temmuz e, 2000. 30 Temmuz 2022 30 Temmuz yani 3 ay öncesi 4 ay öncesi yani bizim orada e, son ödeme tarihini şey olarak görenler var sanki gelecek 12. ayın sonuna kadar bir süre tanımışız gibi o doğru değil orada 3 tane tarih var bir tanesi e, kapsama tarihi, ikincisi müracaat tarihi, üçüncüsü de e, para ödeme tarihi, Ama son tarih. Sayın Bakan bizim yayınımıza Deniz kesinlikle yeni bir imar affı olmayacağını söylemişti. Biz yeni bir imar affından bahsetmiyoruz aslında. Var olan mağduriyetlerin giderilmesi Peki ne düzeyde? Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na yettiniz mi? Şimdi e, bir de şöyle bir şey var Erdoğan Bey. Ankara'da 300 bin üzerinde kaçak yapı olduğu söyleniyor. İstanbul'da 300 bir, bin. 1 milyona yakın kaçak yapı olduğu söyleniyor. Türkiye'nin genelde 4 milyon üzerinde kaçak yapı Efendim, ya da böyle problemli Allah korusun bu deprem sırasında hiç bakmayın başka bir şey söylüyorum. Başka bir şey söylüyorum. 4 milyon üzerinde böyle muvazeneli yapı olduğu söyleniyor. Bir kısmı kaçak, bir kısmı dediğim gibi mağdur, bir kısmı işte yasadan yararlanamamış. Hepsini aynı değerlendiremeyiz biz. Biz diyoruz ki biz bir teklif verdik. Bizim teklifimiz efendim işte illa böyle çıksın demiyoruz biz. Bu buraya bir neşter vurursun, buraya bir çözüm üretilsin. Bakın şartlarımızı söyledik. Bir, kamu arazisi üzerine olmayacak. Orman arazisi üzerine olmayacak. Özel mülkiyet olacak. İki, deprem riski taşımayacak. Yani yapı kayıt belgesi olacak. Yani bütün şartları yerine getirmiş olacağım. Peki gündeme alınacak mı? Ne zaman alınacağını düşünüyorsunuz? Şu anda komisyonda. Evet. Gündemde yani. Şu anda komisyonda. Ben bunu e, hem ilgili bakanla da görüştüm. E, grup başkan vekili e, mecliste karşılaştığımızda onlarla da görüştüm. İlgili bakan nasıl yaklaştı? Efendim? Size bir yanıt verdi mi? Şimdi şöyle ben e, hani onların e, ne dediğinden ziyade ben kendimizi ifade ettim. Kendimizi anlattım. Yani burada bir problem var. Bu problemi çözmemiz Şimdi gerekiyor. Şimdi ciddi bir yani beklenti var efendim. Bize de çok ciddi çok sayıda, sayıda mesaj da var. Yani Hatta şu an gelen mesajlar Bununla ilgili imar, Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi'ne şu zamanla gelir, konuşulur, görüşülür gibi böyle bir öngörünüz var mı? İmar Şimdi, düzenlemesiyle ilgili. E, ben bir kamuoyu oluştuğunu görüyorum. Yani hem AK Parti hem meclisteki diğer partiler de buna olumlu bakan arkadaşlar da var. Ama bunun çerçevesi iyi çizilir. İşte sizin bahsettiğiniz deprem hassasiyeti, özel mülkiyet hassasiyeti gözetilerek bir çalışma yapılırsa ben burada milyonlarca insanın probleminin çözüleceğini düşünüyorum. Seçimden önce gelir mi sizce meclise böyle bir şey? Çünkü gelmesi zaman gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, biz e, burada çok açık ve net bir şekilde çerçeveyi çizmişiz. Yani bu çerçeveye itiraz eden varsa o zaman desin ki biz şurasına itiraz ediyoruz. Özel mülkiyet olacak diyoruz. Yani devlet arazisi olmayacak, orman arazisi olmayacak. Deprem dayanıklılığı olacak. Yani bizim 4 milyon bu kaçak yapıyı e, niye tutuyoruz biz o zaman? Niye yıkmıyorlar? Yani belediyeler diyelim ki 3,5 yıl olmuş iktidar oldu. Hadi eski belediye geçelim İstanbul Ankara'dan bahsediyoruz. Üç buçuk yıldır İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi niye bu kaçak yapıları yıkmıyorlar? Ekipleri mi yok? Elemanları mı yok? Niye yıkmıyorlar? Niye? Onlara sormak lazım. Niye yıkmıyorlar? İnsanlar evsiz barksız kalmasın diye yıkamıyorlardır büyük ihtimalle tabii. Bir Ama bir diyelim ki da tabii eğer hassasiyeti var. varsa, efendim işte niye yıkmıyorlar? Ya da kamu arazisi üzerine yapılmışsa niye yıkmıyorlar? O zaman yıkmıyorsan, Toptancı anlayışla hareket etmeyeceksin. Bunlar tek tek çalışılacak bunların üzerine. Yasanın içine alacaksın Bütün diyorsunuz. Bütün il yani. müdürlükleri, belediyeler bunları çalışacaklar. Burada kamu arazisi üzerine yapılan varsa elbette ona müsaade etmeyecek. E, milletin malı yetim hakkı yani ona nasıl müsaade edersin? Biz hassasız bu konuda. İki, kendine bir rant sağlamışsa elbette ona da müsaade etmeyeceksin. Onu nasıl ayırt edeceksiniz? Şöyle ayırt edeceksin, onun kriterleri var. Yani e, herkesin verdiği bir imar e, şeyi var, izni var, müsaadesi var, kat müsaadesi var. Efendim işte bütün onları kıyasladığınızda, he, burada tabii ki öbür taraftan devletin, ülkenin, milletin konut ihtiyacını da gözeterek bir şey yapacaksanız, devremede dayanıklıysa, şartlara da uyuyorsa, elbette ki bedelini, haziniyi alırsınız. Ona da dersiniz ki tamam kardeşim dersiniz. Ama ona oradan ekstra bir şey kazandırmazsınız. Yani birisi yapmıyor, öbürü yapıyor. Şimdi o kanuna uyan yapmadığı için niye zarar etsin ki ya da haksız ya da kazanç sağlayamamış oluyor, öbürü uymuyor kazanç sağlıyor. Şimdi bunun da ayırt edilmesi lazım. Ama bizim Şimdi, buradaki esas şeyimiz bir kere daha söylüyorum, 2017'deki 2017 önce yapılan yapılarla ilgili çıkar iman kanunundaki ee, oradan e, şartları tuttuğu halde yararlanamayanlar çeşitli sahiplerle ikincisi de bu köy arazileri üzerinde özellikle büyükşehir yasasından sonra e, bir e, orada da işte e, imardır işte efendim e, projedir işte bütün yapı kayıttır bütün bunlarla ilgili e, bu hassasiyetleri e, bilmediği için eskiden köydeki ev yapma alışkanlığıyla şimdi dolayısıyla da biz bunları kapsayacak şekilde bunu düzenledik. Bizim düzenlememiz ya da bizim teklifimiz ilahi nihayet değildir. E, parti grupları oturur, e, ilgili e, taraflardan gelen e, teklifleri alır, görüşür, e, kamu menfaatini öne koyarak, millet menfaatini öne koyarak ve e, deprem hassasiyetini gözeterek bir düzenleme yapar ve bu meseleyi çözer. Çünkü milyonlarca insanın Burada beklentisi Şimdi Çok var. fazla sayıda mesaj geliyor ama bir izleyicimiz, daha doğrusu yayınımızı izliyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin bir mesaj gönderdi size. Daha doğrusu programa diyor ki bir önceki imar affında yaşananlarla ilgili bir gazete küpürü göndermiş. Sahil şeridindeki o büyük dev rezidansları barındıran yapıların çoğunluğu kaçakmış. Af çıkınca bunu gördük benzer bir tablodan nasıl sakınacağız diyor. İstanbul'u katleden ayrıcalıklı yapılar diye İstanbul'un sahil şeridindeki binalar kaçakmış. Af çıkınca onların hepsi afla beraber e, yasalaşmış. Bakın ben kanuni bir kanunumuzu var. şöyle 5 maddede özetleyeyim. Evet. Bir, mevcut yapılarının kendi arazileri üzerine yapılmış olması. İki, yapılarda kamu zararı bulunmaması. Üç, üçüncü şahısların hak ve menfaatlerine zarar verilmemesi Dört devletin hükümet tasarrufunda bulunan arsa ve araziler üzerinde orman arazisi üzerinde yapı yapılmamış olması. Beş yapıların teknik olarak iskana uygun olması. Siz yani bunları Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşme fırsatınız ya da onu, e, Sayın Cumhurbaşkanıyla görüşmenizi dile getirdiniz mi? Ben görüşmem gereken bütün e, kişi ve kurumlarla görüştüm. Nasıl hava efendim? Hava nasıl? Yani böyle bir e, yasaya dönüşebilecek bir? Ya ben şimdi şöyle görüşmeye açacak. Şu anda mı? kesin e, çıkacak. Diyemem. Ama çıkma ihtimalini yüksek gördüğümü ifade etmek isterim. Seçimden önce. Tabii seçimden önce çıkarsa zaten seçimden önce çıkacak. Peki ana taslak sizin mi? Yani sizin verdiğiniz üzerinde mi AK Parti çalışıyor? Ben şu anda AK Parti çalışıyor ya da başka bir parti çalışıyor demiyorum. Biz. Mesela çıkarsa bu biz sizin taslağınız mı çıkmış teklifini olacak? Teklifini verdik. Şu anda meclisteki komisyona, ilgili komisyona gitti ve şu anda teklif komisyonda. Bu komisyonda görüşülecek ve görüşüldükten sonra orada bütün gruplar tabii ki başta Cumhur İttifakı partilerimiz daha sonra bütün diğer grupların görüşleri ilgili kurum ve kuruluşlar yani bütün bunlar bunların da görüşleri alınacak ve bu kanunlaşacak. Bizim burada ifade ettiğimiz bu. Yani biz burada bir mağduriyet gördük. Hep bak hepsini söylemiyorum burada kaçak yapılar da var. Ben mağdur olanlardan bahsediyorum. iki bir problem gördük. Bu problemin çözülmesi lazım. Bizim Peki. söylediğimiz bu. Yani Türkiye'de ee, bir ekonomik yoksulluk ekonomi, sorunu. Ekonomiye mi evet, ekonomi mi giriyoruz? Evet, evet. Bu arada izleyicilerimizden çok sayıda bu imar e, değişikliğine Affı. affına ilişkin çok sayıda mesaj geliyor. Bir de Bitmiyor şu anda da e, Türkiye'de e, sosyal medyada en yani çok konuşulan konular arasındayız. Destici TV yüzde başlığıyla e, TT olmuş durumdayız. Onu da söyleyelim. Çok sayıda ilgi var izleyicilerimizden. E, ekonomi başlığına geçelim. Çünkü imarın ardı arkası kesilmiyor. Herkes imarla ilgili. Aslında o da onun, onun bir parçası. O da onun bir parçası. Efendim Türkiye'de bir ekonomik kriz tablosu görüyor musunuz? Ciddi bir yoksulluk, ciddi bir e, kalkınmayı hakça paylaşamama, gelir adaletsizliği, hayat pahalılığı sorunu görüyor musunuz? Çünkü geçmişte yaptığınız bazı açıklamalar eleştirilmişti. Ne gibi? Ee, ya işte Armağan Çağlayan'a verdiğiniz bir röportajda asgari ücretle ilgili bir hesap yok Orada Armağan Çağlayan'a Çağlayan vermedi aslında, şeye verdi. Foxa Fox verdi. Onu bizim Fox arkadaşlarımız hazırladı. Öyle o videoyu verelim mi bir? Burada, siz bu arada. Bir iletişim kazalarına çok sıkı uğruyorsunuz. Bir, de, bu Bey, niye şeyle ilgili öyle? bir de burada vardı. bu stüdyoda kurban, da oldu galiba değil mi? Kurban kurban ve etle ilgili bir, burada, bir, 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 burada, bir açıklama. burada, burada burada oldu. O da burada mı oldu? Pınar Işık Erdoğan'ın programında evet, oldu. Evet, evet. Daha sonra e, Mustafa Bey onu çok açıklamak durumunda kaldı. 5-6 programda e, onu izah etmek zorunda kaldı. Çünkü insanlar ciddi bir yoklukla sınanıyorlar. Ee, Sinan o video evet. hazır mı? Fox TV'de e, Sayın Destici'nin konuk olduğu program. Çok kısa 30 saniyelik bir video. Onu bir beraber izleyelim. Ama bu tabi... E, bir dört kişilik bir ailede e, toplam gelire bakacağız. Çünkü aileler var ki iki asgari ücret e, çalışıyorsa bir anda gelir 11 bin liraya çıkıyor. Ya da bir emekli bir asgari ücretli varsa 9-10 bin liraya çıkıyor. Diyelim ki 7 bin 500 lira belirledik. Ve e, dört kişilik bir ailede bir kişi çalışıyor. 5 bin 500 lira asgari ücret oluyor. O zaman diyoruz ki devlet 2 bin lirayı oraya takviye yapsın. Şimdi mesela geçtiğimiz yıl doğalgaza 200 milyar hükümet sübvanse etti. Yani şimdi ama bu sübvansiyondan kim yarar? İki asgari ücret olursa diyor. Bakın, e, Bakın Çağlayan zeki bir arkadaş. Yani yayın hayatının da içinde. Bizi dikkatlice önünü arkasına dinleseydi aslında takdir ederdi. Çünkü biz orada şunu söylüyoruz. Diyoruz ki e, aynen asgari ücret gibi bir asgari hane geçim rakamı belirlensin. Yani dört kişilik bir hane bir aile asgari bugünün şartlarında kaç lirayla geçinebilir? Kaç var lirayla zaten efendim. Yüksülük sınırı var, açlık yok, yok. sınırı var. O, onları mi? çok kabul yok. etmiyorlar. Yani şöyle yok. Türk iş bir rakama açıklıyor, öbürü bir, bir yok açıklıyor. Ben ya. diyorum ki asgari ücret komisyonu gibi bir komisyon kurulsun. Ha netleşsin, kayda geçsin. Netleşsin, bu rakam kayda diyorsun. geçsin ve kayda geçmesiyle de kalmasın. Mesela diyelim ki dört kişilik bir hanede. Diyelim ki 7500 lira belirlendi. Asgari ücret? Asgari geçim e, rakamı. Farkı. 4 kişilik bir aile için. Mesela diyorum 9000 de olabilir. Mesela 7500 lira belirlendi. Onu soracağız ama kaç para olmalı diye size bu Aynen, arada. Onu da söyleyeceğim. Tabii. Diyelim ki 7500 lira. O gün televizyonda söylediğimi söyleyeyim. Değiştirmeden. Aradaki farkı ki devlet... E, aradaki kalktı. farkı diyelim ki bir hanede bir Anladım. kişi çalışıyor. Sadece bir asgari ücretli var ve evine 5500 lira giriyor. Bu rakam 7500 lira belirlenmişse devlet 2000 lirayı ona verecek. Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde bu uygulama var. Yani evet. e, hane Euro. halkını evet. asgari geçim düzeyinin altına indirmiyor, koruyor. Biz evet destek veriyoruz. Mesela bugün de açıklandı değil mi? 336 bin aileye doğalgaz yardımı verildi. Çok güzel, çok doğru. Biz de destekliyoruz. Ama geçtiğimiz yıl mesela verilen doğalgazdaki sübvansiyanın bir kısmı genele verildi. Yani şöyle düşünün. İhtiyacı olmayanlar Siz de biliyorsun. ondan faydalandınız. Ben de faydalandım. Asgari ücretli de faydalandım. o kadar pahalandı ki faydalanalım yani. <laughs> ama yok haksızlık <laughs> Hayır. bence. Hayır doğalgazdan yani. bahs. evet Erdoğan ama tamam. Doğru ama Erdoğan yani Bey, Öyle an, yani. gerçekten Hayır, yok. Bir saniye. Saniye. saniye aylık yaşayan geliri 50 bin lira aileler, olan. Niye var. faydalansın 5 bin lira gelir ben olan. Ben burada galiba genel başkana katılacağım. Ben onu söylemiyorum. Bu kadar pahalanmasın diyorum. Doğru söylüyorsun. Erdoğan dikkatli konuşun. Bu konulara Hayır. Yok Özlem çok katılır bana. Öyle mi? <laughs> öyle ilk defa değil. Büyük HDP konusu, ya. HDP konusu başta olmak üzere. Yok, orada çok <laughs> farklı düşünüyorum. Yani fazla evet, evet. ileri bir yorum olarak görüyorum. HDP sözcülerinin bulunmadığı bir ortamda da bir cevap hakkı oluştuğunu düşünüyorum o yani. Onu da kayda evet, geçmek lazım. Ama ekonomik meseleden devam edersek bakın, eğer. Biz diyoruz ki bu yardım gelir düşük seviyesi düşük olana verilsin. Yani o iki bin lira fark aradaki adam kirada oturuyorsa kira yardımı olarak verilsin. Çocuğu okuyorsa okul yardımı olarak verilsin. Siz bunu veresin. efendim AK Parti'ye yani iktidar partisine ifade Paylaştım paylaştım. Ne dediler mesela? Yani bununla ilgili belli çalışmalar var. ya Zaten destekler yapılıyor ama tam bizim dediğimiz e, netliğe gelmiş değil. Ama ben bunun geleceğini düşünüyorum. Biraz netliğe. Avrupa'daki temel gelir tam modeli tabii. gibi. Burada bir şey sorabilir miyim Sayın Genel Başkan? Aslında milyonların gözü kulağı iki konuda. Bir tanesi EYT, öbürü asgari, ücret. öbürü asgari ücret. Şimdi asgari ücret konusunda da İş döndü dolaştı hani altılı masa konuşurken biz adaya herkes takıldı deniyor ya. Burada da ücretin miktarına takıldı. 10 ile 8 arasında değişiyor. Şimdi, şimdi Allah aşkına benim bu söylediğimin eleştirilecek ya da olumsuz ne tarafı var? Yok. Katıldım bir size şey yok bu canım burada. burada ben anlamadım şey... yani. Niye eleştirildim evet, anlamadım. Evet. Bir anlaşılamamışım. Ben çok doğru bir şey söyledim evet. ya. Burada haklısınız. Çok doğru bir şey söyledim. Sayın Genel Başkan. Evet. Şimdi biliyoruz ki zaman zaman bir de zaten aynı mahalledeyiz. TV yüzün Ankara. Ben evet. görüyorum da arada Sayın Ama Genel Başkan. Ama burada Başkanım. komşuluk şey Tabii tabii <gülüyor> komşuluk. <gülüyor> evet. Var. Evet. var komşumuz en nihayetinde. Hani görüyorum da Sayın Genel Başkan o yürüyüş yapıyor esnafla konuşuyor. Hani o, şu anda Türkiye'deki ekonomik sıkıntı yok deseniz zaten komşu komşuya birazcık doğruları söylememiş olabilir Seçmen zaten olabiliriz. buna itiraz yani eder yani Şimdi insanların ediyor. da gözü kulağı asgari ücrette. Hiç ben eğmeden bükmeden sorayım. Çünkü görüşüyorsunuz Sayın Çalışma Bakanı'yla da ilgili bakanlarla da biliyoruz. Türkiye'de nasıl bir tablo Türkiye'yi bekliyor? Asgari ücret kaç TL olur? Sizce? Bir kere Deniz Bey, ben, siz de bir önce ifade ettiniz. Hak talep eden ya da meselesinin çözülmesini isteyen bütün taraflarla ve kesimlerle görüşüyorum. Yani benim hem mecliste hem de özellikle partide ya da il ziyaretlerimde vaktimin önemli bir kısmı bu kesimlerle görüşmekle geçiyor. Mesela en son geçtiğimiz hafta EYT'lilerle yine görüştüm. Ee, dün 3 ayrı ücretli öğretmenler grubuyla görüştüm. Yani e, istiyorum ki hani hepsi birlikte gelsinler biz de bir görüşmede e, yapalım bu işi hani e, dinleyelim ve zaman açısından. Fakat ayrı gelmek istiyorlar. ...kıramıyorum... E, ha keza efendim işte asgari ücretliler, işte diğer taraftan atama bekleyen öğretmenler, fahri Kur'an kursu öğreticileri vekil imamlar bütün bunlarla ilgili tabii diğer kesimlerin de e, haklarını gözeterek. Şimdi mesela başından itibaren e, ben ve partim emekte yaşa takılanların bir hak mağduriyeti yaşadığını ve bunun çözülmesi gerektiğini her şartta söyledik biz. Ve bunun müsebbibi de sol partiler, sol ittifaklar, sol koalisyonlar. Ne zaman çıkmış? 91 yılında çıkmış erken emeklilik. Kimin döneminde? Yaşar, merhum yani. Demirel'le efendim işte Erdal Ünönü'nün e, koalisyon hükümetinde yaş şartı kaldırılmış. Erken emeklilik getirilmiş. Yani kadınlar 20 yıl 5003 günü. Erkekler 25 yıl 5503 günü çalıştığında yaşa bakılmaksızın emekli edilir demiş. Niye? Pop, popülist bir e, söylemle. Niçin o, Süleyman o Bey eleştirmediğinizde Erdal Bey eleştirdiniz sadece. Süleyman ikisini. de söyledim işte iki, iki, merhum ikisi merhum diye ikisini de andım. Fark özetmiyorum. Sol partilerin hatası dediniz de hocam. Hayır şöyle. Sol partilerin hatası şöyle. Oraya geleceğim biraz sonra. Bir sol koalisyonun yani CHP istese onu yaptırmazdı o zamanki SHP ya da yaptırmazdı yani. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu SGK Genel Müdürü o dönemde batmış SGK. Batmış. Yani şimdi neticede yine bir sol e, koalisyon bu sefer de DSP e, ana lokomotif. Ana sol e, tamam. Bu sefer de işte o Sayın Yaşar Okuyan'ın Çalışma Bakanı olduğu dönemde bu sefer de öyle bir keskin kararlanmış ki e, yaş şartı e, hiç e, şeye bakılmaksızın neredeyse e, yani adeta maç içinde kural değiştirilmiş. Siz bunu yapabilirsiniz. Yasadan sonra işe başlayanlara diyebilirsiniz kardeşim bundan sonra eğer bu burada çalışıyorsanız emek şartları bunlar ama önceden şartları belirleyerek girmişsiniz. İnsanlar bu şekilde başlamış işe. Bunların emeklilik hakkı verilmesi lazım. Ben başına itibaren bunu savundum. Bunu söyledim. Her şartta bunu söyledim. Bunu bir hak mücadelesi olduğunu söyledim. Ve inşallah yılbaşından önce emekli yaşa takılanların problemleri de çözülüyor. 18 Eylül 2, 1999'dan önce işe başlayan ve bugün 20 yıl kadınlarda 20 yıl 5000 günü erkeklerde 25 yıl 5500 iş günü tamamlayanlar emekli edilecekler için. Gelelim asgari ücrete. Asgari ücretle ilgili şöyle bakıyorsunuz siz de efendim insanlarla görüşüyorsunuz. Şu an insanların yarasına merhem kaç TL olursa eğer yarasına Bakın merhem asgari, olur, asgari ücretle için. ilgili de ben son 3 yıla bakın. Hatta 2019 yılı olabilir. Meclis konuşmamda yine bütçe dönemlerinde hep asgari ücret tespit dönemine denk geliyor. 2020 lira dedim o zaman 2020 lira açıkladılar. Evet. Hatta bazılar dedi, dedi ki ya var. siz önceden hayır. Neden? Biz o zamanın şartlarında şöyle hesapladık. Bir enflasyon var. İki bütçe gelirlerine baktık. Bütçe ne kadar artmış kardeşim? Diyelim ki yüzde 50 artmış. O zaman sen bütün taraflara gelir adil dağıtmak için 50 vereceksin. Enflasyon kaç olursa olsun senin bütçen artmış mı bu kadar? Senin paran bu kadar artmış? Yani o zaman bunu yay adil olarak. Biz o rakam mesela öyle belirledik. Şimdi? Mesela, şimdi yine bakın enflasyon yükselince Türkiye'de artık asgari ücret 6 ayda bir belirlenmeli biz gündeme getirdik. Temmuzda bir belirlendi. İlk, Sayın Kılıçdaroğlu her şey olduğu gibi bunda sahiplendi ama kayıtlar açın bakın her şey ortada. Bunu ilk gündeme getiren e, biziz. Şahsım ve partim. Hem Türk İş Başkanımız ki çok kıymetli bir sendika başkanı yönetici kıymetli de bir insan sevdiğimiz saydığımız diğer TİSK temsilcisi o arkadaşımızla da görüşüyoruz işte ilgili bakanlarımız hepsiyle görüşerek biz görüşlerimizi ifade ettik ve ne oldu 6 ayda bir belirlenmeseydi asgari ücretli ezilecekti enflasyon altında. Yani, şimdi kaç olmalı? Şimdi kaç olmalı? Şimdi şu şu şimdi bakın son 4 ayda enflasyon ciddi düştü düştü. İşte. Abi ciddi düştü. Yani şöyle ciddi düştü. Son 4 ayın enflasyon toplamı %12,5 yanılmıyorsam değil mi? Yani Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim enflasyon. Yani şeye bakarsak öyle. Hayır, Peki son rakamlar, 4 ay, şey ay %12,5. Yani şimdi hala niye 80'ler seviyesinde devam ediyor? 2021'in özellikle Kasım, Aralık, Ocak aylarındaki o aylık %10, 15 civarlarındaki enflasyon rakamları hala enflasyonu %80'lerde tutuyor. Onun için Ocak ayı geçildiği zaman enflasyon eğer böyle devam ederse, böyle devam ederse enflasyon çok rahatlıkla yılbaşından sonra %50'lerin altında seyretmeye başlayacak. Farklı Ona bir baz etkisi diyorlar sana. ama etiketler düşmedi, fiyatlar aynı. Hayır. Yani asker ücreti tamamlayın. Tamam. Peki. Diyelim ki yıl sonu yani 6 aylık çünkü ilk 6 ayın enflasyon farkı verilmişti %30 asgari ücretliye. Ee, diyelim ki e, ya da %40'tı yanlış hatırlamıyorsam. Diyelim ki %25 çıktı enflasyon. Yani son 6 aylık enflasyon yüzde %25 çıktı diyelim. Yüzde %25. Bizim orada Büyük Birlik Partisi olarak teklifimiz bütçedeki artışı da dikkate alarak en az bir %25 de refah payı üstüne konarak %50'lik bir artışı onun altında olmaması gerektiğini, 8, onun 8 bin civarı bir şey mi denk geliyor? Yani geldi? rakam telaffuz etmiyorum ama enflasyonun %25 çıkarsa enflasyon %25-30 arası çıkacağı tahmin ediliyor. Diyelim %25 çıktı son 6 aylık enflasyon. %25 enflasyon farkı %25 de refah payı üzerine konularak bir zaman ücret gene 9825 falan çıkıyor herhalde. Bu kadar süresi. olmuyor galiba daha kesintiyle. 5500 %50 kesinti zamdan bahsediyor. O zaman asgari ücrette kesinti çok azaldı yani çok küsürlü sayılarda kesinti. Yani o vergi mergi kaldırıldı şeklinde. Sayın Genel Başkan'ın ağzından da şöyle tahminini bir duyalım o zaman. Şu an ne sizin tahmininiz evet. Değil yani mi? asgari ücretle ilgili beklentiniz Ben 16 olmaz. 50 artış diyorum minimum. Ha enflasyon artar e, çok yükselir. O zaman tabii ki o rakam da artar. 8250 artı diyor yani. 8 yani ben 250 rakam mi telaffuz etmiyorum. E bize diyoruz çünkü 50 dedim. E, çünkü zaten. daha erken daha bir buçuk ay gibi bir zaman var. Enflasyon kaç çıkacak? Hangi gelişmeleri yaşayacağız? Yani bugünden asgari ücretin rakamının telaffuz edilmesini de ben şahsen e, uygun bulmuyorum. Yani e, en azından Aralık ayını görüp Aralık ayındaki gelişmelere göre değerlendirmesi gerekir. Ah. E, sevgili Deniz Gürel bundan bir ay önce Taksim Meydanı programında e, bariyeri kurdu bir yere. Çıtayı kurdu. Kaç dedin 9 bin lira dedi. O zaman 9. tabi e, Ama yani, Sayın Genel Başkan'ın söylediği gibi görmüyorum. o zaman tabi e, ekonomik veriler birazcık daha gerideydi o tarihlerde. Tabi bu Biraz rakamlar tabii bunlar rakam aslında. Önemli olan evet. alım gücünün tabii artışı olması. Yani hani Aynen. asgari ücretin 10 bin lira olması, 15 bin lira olması ben 7 bin lira olması ya. çok de aslında hiç önemli değil yok. yani. Aynı, EYT ile ilgili iş dünyasının da tazminat isyanı var ve bunu da bir şekilde e, hükümete söyledikleri ifade ediliyor falan. Yani Şimdi bakın Erdoğan problem Bey, bunlar. Erdoğan Bey bakın ben EYT yani bundan 2-3 sene geriye gidelim, önceye gidelim. EYT'nin getireceği maliyetin altından kalkılamaz denilen dönemde bile Sayın Cumhurbaşkanı'na bu tür maliyet hesapları sunulduğunda da açıktan Sayın Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendirildiğini, bu kadar yüksek maliyet olmadığını ve Türkiye bütçesinin bunun altından kalkabileceğini söyledim. Bugün de çok açık ve net söylüyorum. 5 milyona yakın EYT'li var. Hatta bu rakam biraz düştü 5 milyon altına. Şu anda e, yasa çıktığında 950 bin, e, 950 bin civarında kişi ilk etapta emekli olacağı tahmin ediliyor. Çünkü diyelim öğretmensiniz. Emekli olur musunuz? Olmazsınız. Ya da rahat bir kamu kuruluşunda çalışıyorsunuz. 20 yılı doldurmuş olsanız bile emekli olur musunuz? Olmazsınız ya da özel bir kurumda. Olmazsınız. Yani insanların çoğu zaten emekli olmayacaklar. E, devam edecekler çalışmıyor. Ama şimdi bakın bütçeye bakın. 2021-2022 yılı merkezi yönetim bütçemiz ne kadardı bizim? 1 trilyon 300 700 milyar civarındaydı. E şu anda açıklanan tahmini bütçeye kadar 4 trilyon 300 milyar. Yani bütçe 3 katından fazla e, artmış. Tamam ek bütçeyi e, eklerseniz 1 trilyonu belki yarı yarıya gibi gözüküyor ama e, şimdi enflasyon yüksek giderse belki önümüzdeki yılda da bir ek bütçe altı ay sonunda yapmak zorunda kalınabilir. Bu başka bir şey ya da yeni gelecek hükümet seçiminden sonra yeni bir bütçe yapmak ihtiyacı hissedebilir. Ha bu neden kaynak? Ben bunu olumsuz bir şey olduğu için söylemiyorum. Bu yüksek enflasyon. Yüksek enflasyondan kim kazanıyor? Devlet kazanıyor. Finans kuruluşları kazanıyor. Çünkü devletin veri gelirleri artıyor. Finans kuruluşları kazanıyor. Bankalar kazanıyor. Efendim işte sanayici kazanıyor. İhracatçı kazanıyor. Döviz de yüksek olduğu için. Peki kim kaybediyor? Sabit düşük ücretliler kaybediyor. O zaman ne yapacağız? Buradan alacağız, buraya vereceğiz. Peki. Yani geliri adil bir, bir kaç, şekilde yayacağız. Tabii hızlı hızlı emeklilerimiz hızlı Çünkü emeklilerimiz üzere doğru girdik. Asgari ücretlilerimiz efendim işte e, düşük e, geliri olan esnafımız yani küçük esnafımız, e, küçük mesela çiftçi, ben de kısmen çiftçilik yapan birisiyim. E, yine e, şeyde Fox TV'de hep beni yakalıyorlar ya da kendilerince yakalıyorlar yani aslında ben doğru şeyler söylüyorum da biraz önce işte bunu konuştuk bir tanesini bir muhtar grubu geldi muhtarlar günü Ankara'ya biz tabi İçişleri Bakanlığı yakın işte program yapıldı hepsi meclise geldi biz de özellikle meclisteyiz muhtarlarımız gelsin misafir edelim konuşalım işte beraber yemek yiyelim bir muhtar grubuyla Edirne'den, Keşan'dan muhtarlar geldi. Ben de daha önce onların köyünü falan ziyaret etmiştim. Gitmiştim sağ olsunlar bizi misafir ettiler. Suluca köyü bir de onun yakınındaki bir köy. Teşekkür ediyorum bir kere daha buradan da başta muhtarımıza ve köylerimize. Dedim nasıl hasat nasıl? Orada ağırlıklı olarak ayçiçeği ekiliyor biliyorsunuz. E dedi ki e, başkanım çok iyi dedi. Çünkü gerçekten bütün tarım e, e, uğraşan insanlar yani tarım ürünlerinde bir pamuk da herhalde bu sene biraz şey oldu. Ama pamukta da geçtiğimiz yıllarda çok güzel kazançlar elde edildi. Dedim ki nasıl gelir ayçiçeğinde? Dedik çok güzel. Ee, dedi ki ne kadar dedim ürün alıyorsun bir dönümden? Dedi ki 2500 lira alıyorum bir dönümden geliri yani e, aç şeyini aldı işte sattı 2500 lira. Masrafın ne kadar dedim 500-600 lira dedi. Şimdi ben buğdayı biliyorum. Yani sulu tarım yapıyorsunuz özellikle en az 1'e 3. Ya da işte şeker pancarını biliyorum. Geçtiğimiz yıl benim kendi köylerim kendi ilçelerim, ilçe başkanımız hepsi pancar ekmeyeceklerdi. Çünkü maliyetler çok artmıştı. Ben de zaten efendim ya yani elektrikli sondaj Bu arada çok az vaktimiz ektiler. kaldı ama az da gereken birkaç Ben sorular. dedim ki Ekin güzel fiyat verilecek hakkında. Bunun üzerine aldı şey o Fox TV'nin akşam haberlerini sunan arkadaş İlker. Eee e çok akşam, e çok akşam. Sardım, çok Bunu da eleştirdi. Ya bu benim sözüm değil ki bu bir muhtarımızın ifade ettiği bir söz. Şimdi ama nedir mesele şu. O ürünler Rafta çok pahalı. Yani mesela muz yetiştiriyorum. Bir arkadaşla konuştum. Şimdi diyelim ki Alanya'da muzu seradan 9 liraya çıkıyor. Ya nasıl olurdu Ankara'da bir markette 25 lira oluyor? Yani buradaki denetimlerin bir keyfilik var. Yani adam Sayın durup dururken geçen değiştiriyor. 24 lira istediler benden markete tamam. sık gitmiyorum. Er Erdoğan Aktaş yaşadım. sütü bırakalım. Fakat izin verirseniz şu soruyu soracağım. 6 kaldı dakikamız kaldı. Baktığınız. Yeni seçim yasası ile ilgili, ittifakla ilgili, baraj, özür dilerim barajla ilgili olarak siz karşı çıkmıştınız yüzde yedi. Yani tatmin olmamıştınız. Evet. Seçime nasıl gidecek partiniz? Siz yine bir mesela AK Parti listesinden mi gideceksiniz? Ya da bu konuyla ilgili başka çalışmalar var mı? Önceki dönem AK Parti birinci sıraydınız değil mi? Ankara'da? Evet Ankara ikinci bölge Bizim, bir e, bizim e, kararımız şu andaki düşüncümüz parti olarak biz yine Cumhur İttifakı ile birlikte tabii ki kendi adaylarımızla, kendi listemizle seçime girme kararlılığındayız. Çünkü neden? Birisi birincisi ittifakta olduğumuz için barajsız bir seçime gireceğiz. bundan dolayı partimiz alabileceği en maksimum oyu alacaktır. Çünkü biz bunu yerel seçimde de gördük. İşte bir önce söyledim. Sadece dörtte bir adı yerde aday gösterdik. Yüzde iki oy aldık. Sadece dörtte bir yerde. Büyükşehirlerin hiçbirisinde aday da göstermedik. Yani Cumhuriyet ilçelerde gerekli oyu almak yeterli. Seçim bölgelerinde özür dilerim. Şimdi tabii seçim bölgelerinde çünkü baraj olmayacak. İkincisi e, ittifak açısından da çünkü önceliğimiz bir önce söyledim. Yani bunu samimiyette de ortaya koymak lazım. Bu sadece bir söz değil. Devleti, ülkeyi, milleti önceliyoruz. Cumhur İttifakı'nın devam etmesini daha doğrusu güçlü devlet, milli iktidar e, hedefimize e, ulaşmak için ee, bu birlikteliğin Cumhur İttifakı'nın devam etmesi, kazanması çok hayati. Dış politikadan savunma sanayine, efendim işte Türkiye'nin son dönemde yaptığı atılımlara hepsinin yarım kalmaması lazım ve devam etmesi lazım. Bunun için önemli görüyoruz. İkincisi de ambleminizi koymadığınızda, işte e, bir an önce de söyledim ya, hani partinizin adayı yoksa ikinci bir partiye oy verir misiniz? O zaman ne oluyor? Oyun bir kısmı bütün ittifaklar için bu geçerlidir e, Anket yaptırıyor Mesela kaç çıkıyorsunuz? Efendim? Ankette kaç çıkıyor Büyük Birlik Partisi? Yani biz şunu gördük yaptırdığımız ankette. Son bir yıl içinde yaptırmadık. Daha önce yaptırmıştık. Bir an önce de söyledim. Mesela işte biraz önce Büyük Birlik Partisi'ne bugüne kadar oy veren o %9'un %25'i yarın seçim olsa yine Büyük Birlik Partisi'ne oy veririm dediğinde Sadece oradan yüzde iki buçuk gibi bir oy geliyor büyük birlik Partisi'ne. Hazine yardımı alabileceksiniz yani anlaşılan. O zaman yani, çok itiraz etmeyin bari. Derdimiz derdimiz <laughs> hazine yardımla <laughs> e, derdimiz özlem. hazine yardımı değil. Derdimiz e, devletimizin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi, ülkemizin milletimizin e, güvenli, sağlıklı, barışık, e, müreffeh bir hayat yaşaması. Yani Sen Türkiye başkan, biraz önce konuştuk son, ya. Son soruyu o zaman verelim. E, ne dedi e, biraz önce? hani mültecilerdi konuştuk ama ben mesela İstiklal Caddesi'nde de bugün onu gördüm. Türkiye sadece bir e, trans şey değil aynı zamanda bir cazibe merkezine gel, gel, dönüşmüş. Yani Peki. İspanya'dan da var. Efendim işte Hollanda'dan da var. İran'dan da var. Endonezya'dan da var. Dünyanın Peki. her tarafından e, gelen insanlar var. Bir de mesela Guterres'in e, söylediği sözü de çok önemsiyorum. Mesela ne dedi e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri e, İstanbul sağ duyunun merkezi haline geldi dedi. Peki Sayın Başkan bizim çok bizim az süremiz kaldı. Özlem Hanım'la bitirelim. Edemeyiz. Peki Özlem Hanım'la bitirelim. Son soru. Ben aslında İstanbul Sözleşmesi'ni soracaktım. Oraya... Sözleşmesi soracaktım. Oraya... Çok kısa bir soru. Evet. Çok kısa cevap alalım. Ee, ama ben sonra. şunu sormak istiyorum. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü bir anayasa tartışması var bu meseleyle ilgili süre giden. Ee, ve bir de anketlere bakarak bu kararından e, farklı bir karara yönelebileceği de konuşuluyor hani. Bunlar tamamen spekülasyon. Yani anayasa da engel değil. Çünkü anayasa değişti. Yeni bir sisteme geçtik. Dolayısıyla da bu sistemde e, herkesin iki kere cumhurbaşkanı adayı olma hakkı var. Yani iki dönem cumhurbaşkanı yapma hakkı var. Yani ben bu tartışmaları e, spekülasyon olarak değerlendiriyorum. Sadece e, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakını Yıpratmaya yönelik, kafa karışıklığına sebep olmak için kullanılmış sözler olarak ifade ediyorum. Peki. Peki. Bir diğer sorunuz. İstanbul sözleşmesi soracaktım ama öyle bir vaktimiz kalmadı. Karşımız, ee, çok Değil mi? ciddi bir Şöyle kadın, bakın. kadına yönelik meclise, şiddet var Türkiye'de. Meclise şimdi öyle ilgili e, anayasa değişikliği teklifini vereceğiz önümüzdeki hafta. Evet öyle diyelim. Cumhur olarak olarak. Biz, bize geldi teklif, inceledik. E, zaten bizim yaptığımız çalışmayla da örtüştüğünü gördük. Size gördüm. geldi mi teklif bu tabii. arada? Kimse teklifi ele geçiremedi. Evet, tabii, tabii. Yani. Ne var, ya ne var teklifin içinde? Yani ne hani var teklifin ama Daha önce Şimdi de benim yani, ifade edildiği 24. Kadar. madde ve 41. 41. Madde. Ne bak biliyorsun işte. E var ne Ama ne var? hayır içeriğini hayır, bilmiyoruz. İçeriğinde şu var. Içeriğinde şu var. Bakın Ay. telefonlar düşüyor. Hayır, <laughs> i̇çeriğinde <laughs> olan şu. E, yani bunu Telefonu daha önce de bunlar konuşulduğu için söylüyorum. Birincisi başörtüsü serbestliğinin ee, anayasal güvence e ben, altına alınmış Zaten kelimesi geçiyor mesele mu? Mesele bu değil aslında. Hangi cümleleri nasıl kullanıldı? Evet, yani Bir anayasal ediyorsun. metin oluştu mu yoksa hangi konuyu değiştirmek istenildi? Yok değil. yok anayasal yoksa bir metin, metin gelmiş. Anayasal Erdoğan bir abi, metin Metinden var. bahsediyor. Me, bakın. Metin hazır demek ki. Evet ne Çarşamba, var metinde? Sadece size geldi herhalde. Hayır hayır. Mi? Milliyetçi Hareket Partisi'ne evet. önce. Sonra bize yani parti gruplarına Yok ama şey biz e, muhalefetteki Evet evet muhalefetteki partilere sorduk biz. Onlar ne geldi diye şey. bir teklifte ama bir uzlaşım için Bey, gittiklerini söylediler. Biz Cumhur İttifakı'yız. Anayasa değişikliği teklifini birlikte hazırladık. Ne var efendim? On Dolayısıyla onun. da yani bizim bize verilmesi, bizim fikrimizi söylememiz kadar, kadar doğal bir şey doğal yok. Bir şey. Tabii tabii. De biz Şimdi içeriği merak edin, ediyoruz. Şimdi diyelim ki altılı söyleyip, masa, altılı masa, bir sürü anayasa değişikliği, yasa teklifi, işte yok, işte parlametel sistem. Mesela başörtüsü kelimesi geçiyor mu 24. Tabii maddede? Tabii geçiyor. Yani ama burada başı açık olanın da anayasal bir garanti. Yani çalışma hayatıyla ilgili. Bakın mesela ben başka. size söyleyeyim. Şimdi mesela öyle büyük firmalar var ki, Türkiye'nin e, en gündemlik firmaları. Ya beyaz yakalılarına bakın içinde bir tane başörtülü yok. Ha devlette de, evet bugün sürmüyor ama özel sektörde hala bu yasak sürüyor. Bir tercih meselesi olarak kullanılıyor. Cümle nasıl geçiyor sen ya başkan? İkincisi ailenin korunması ile ilgili Hani ha, İstanbul da sözleşmesini soruyorsunuz? Evet. Yani merak etmeyin çünkü bitti, bitti süre. Tamam, yani. Bitti tamam. <laughs> Hayır, tamam. Tek cümle, cümle söyleyin. Cümle lütfen. Ailenin korunması ile ilgili de 41. maddede evet şu anda bizim Türk toplumu İslam öncesi de İslam sonrası da herkesin anladığı aile kadın ve erkekten oluşuyor ama bu anayasada kadın ve erkek diye yazıyor mu? Yazmıyor. İşte Yaz, şimdi yazacak. Yazmadı yazacak. yazacak. için ya bir sorun oldu. Yazacak. yazmadı sorun oldu mu? <laughs> Program, yani bitti. Program bitti. Yazmadı Program bitti. Yazmadı Program bitti. bitti. AKL AKL yani. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili, ilgili de biz sözleşmeye karşı çıktık. Sözleşmeden Peki. çıkılmasını istedik. Peki. Se i̇ki tane sebebi var. Bir, dediğim gibi sadece bizim dinimizin değil, dünyadaki bütün dinlerin reddettiği e, yaşam e, e Hayat şartlarının Türkiye'de özendirilmesi, bununla ilgili yapılar kurum Avrupa'dan milyarlarca destek alıyor bunlar. Milyonlar, yüz milyonlarca dolar bu örgütlere destek veriliyor. Bir de İstanbul Sözleşmesi ile ilgili aslında bana göre çok o, e, gerekli bir tartışma değil. Neden? İstanbul Sözleşmesi'nin gerektiği bütün yasal değişiklikler yapıldı zaten. Peki. Aslında bizim Sayın tarafımızdan destek. da baktığınızda mesele bu. Bir de kadın cinayetleri valla benim e, şu hayatta Allah şahittir ki en çok üzüldüğüm meselelerin başında bu kadın cinayetleri geliyor. Çünkü savunmasız. Hele o küçük yaşta çocukların kaçırılıp tecavüz edip öldürülmesi. Ya biz idam diyoruz yani bunlarla ilgili. İki suç için, bir bunun için bizzat işte bugünkü bombayı patlatan gibi. Bizzat eylemi yapıp ölüme sebep verenlerle ilgili. Madem ciddi ise bu konuda bu kadın cinayetleri, bu çocuk cinayetleri bizim aydın entelektüel arkadaşlarımızı ee, insanlarımızı üzüyorsa niye onlara verilecek cezaların artırılmasının yanında durmuyorlar? Peki. Evet. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sayın genel ediyorum başkan. Büyük Birlik Su Büyük gibi Partisi. aktı. Evet yani nasıl bitti de, diye anlamadık. Evet. Erdoğan Bey'e de Özlem Hanım'a da Deniz kardeşime de komşum, komşum evet. Biz de teşekkür, Peki. Çok Sayın teşekkür genel ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici konuğumuzdu. Bugün evet. Yüzler Kulübü'nde 5. bölüm bu. İlginiz ee, ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta bir başka konu aranızda. Ama ya. Neyi yani bak bu benim hakkım. Benim hakkım. Yani Büyük Birlik Partisi ne yapıyor şu anda? Bakın biz Bunu bir geçtiğimiz hafta Malatya mitingimizi yaptık. Geçtiğimiz pazar günü 10 bin genç de Ankara Spor gençlik Deşli, buluşması şunu yaptık ve siz, en azından siz... bu hafta sonu pazar Hayır, günü söylüyorum saat 13'te Denizli'de mitingimiz, e, mitingimiz var. var. Büyük mitingimiz var. Pazar günü saat 13'te ve bütün e, vatandaşlarımızı başta Denizli'de yaşayanlar olmak üzere e, bu mitingimize e, davet ediyoruz. Tabii, peki. E, bunu en azından buradan söyleyeyim ki denizli teşkilatımıza oraya emek veren arkadaşlarımıza da e, hem haksızlık olmasın bir destek atalım. Şimdi siz hakkaniyetli bir siyasetçisiniz. Bizden sonra başlayacak arkadaşımız bekliyor bizi. Onun hakine girmiyor. Tartışıyorlar, programı. <laughs> tartışma değil. Yani... Tartışma değil. Bizim Ertan Bey girecek. Ha, Ertan, Bey, tamam. Evet. Çok teşekkür tamam. ederiz efendim. Ağzınıza sağlık. Bizden bu kadar sevgili izleyiciler gelecek hafta gene bir başka konuğumuzla karşınızda olacağız. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.